Kulağından al sesi, yüreğinde at sevgisi eksik olmayanların pazartesi akşamları canlı yayında 2,5 saat atçılık sohbeti yaptıkları program Farklı'dan izlen bir kez daha iyi haftalar. Ben Enver Arslan, iki dev partnerimle Atan Zilcioğlu ve İmparator Süleyman Aktı ile stüdyoda yerimizi aldık ve TCK TV reisinin sizlere ulaştırdığı bu yayını sizlerle paylaşmak istiyoruz. analiz@tck.org elektronik posta adresimiz, Twitter adresimizde hashtagimiz Farklanalist haftanın gündemi. Dolayısıyla gündemi siz belirliyorsunuz ki gün içerisinde de katkılarınız vardı. Canlı yayında Farklanalist haftanın gündemi etiketiyle beraber yazdığınız bütün başlıklara ulaşabileceğiz. Soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi de canlı yayına taşıyacağız. Bugün yine interaktif olabilmeye gayret edeceğiz. Yoğun gündem müsaade ettiği sürece, ama tüm bunlar için öncelikle stüdyoya dönmem lazım. Ve hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yoğun bir gündem olacak ve gündemin evet. birinci sırasında ne yazık ki tatsız bir haberimiz olacak. Atan abi, izninle Süleyman abiye dönerek başlayalım. Zira Türk jokeyliğinin dev isimlerinden bir çınarı kaybettik ve son yolculuğuna uğurladık. Sedat Okumuş'u kaybettik. Arkadaşlarımdan rica edeceğim Sedat abiye ait görüntüleri de ekranlara getirsinler. Ama sözü de Süleyman abiye bırakacağım. Zira hem meslektaş, arkadaş... Birlikte nice anınız var. Abi, neler söylersin Süleyman abi? Şimdi Sedat abiyle tabii biz hemşeriyiz. Salihli. Hem de aynı ekürde bindik uzun seneler. İşte benden 4-5 yaş büyük abimiz. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Salihli tabii bir jokey fabrikası gibi bir onu kaza. Soracaktım. Rahmetli babam önce geliyor Salihli'den. Fotoğrafları da alalım. Şampiyon jokey olarak. Ondan sonra Ekrem abi. Ondan sonra ben şampiyon jokey olarak. Bizim önümüzde tabii Ekrem abiden hemen sonra Rahmi abi geliyor. Rahmi Özdeniz. Rahmi abi, Rahmi Özdeniz. Okul oğlu ama yakın yani. Sedat Okumuş ve ben. Aynı yerden 5 tane jokey çıkıyor yani. Çok enteresan. Sedat abi tabii... Çok iyi yarışlar kazandı. Uzun seneler bindi. Mesleğine bağlı bir insandı. Nur içinde yatsın. Geride kalanlara Allah uzun ömürler, sabırlar versin diliyorum. Fotoğrafları da tek tek alalım. Hatta Davut Aktı'dan başlayarak resimler vardı. Yani hazır Salihli demişken. Bu fotoğraf karesi bu, tam bir efsane fotoğraf karesi. Bu fotoğraf tabii tam bir efsane fotoğraf. Bir geri gelelim, orayı bir görelim. Şimdi evet. buradaki fotoğrafta Sedat abi, Akın, Tınay, Ekrem abi, ben, Halil Kaya, Kadir. En baştakini arkadaşımızı çıkaramadım ona. O kırmızı kare olduğu için Hı-hı. tam yüzüne denk tam geliyor. Tam yüzüne denk gelmiş. Ondan sonra... Hepsi bir dönemin efsane jokeyi. Hepsi evet bir dönemin ya. Efsaneleri. Bu tabii, bir idman günü, idman, idman sabahı mı? Süleyman idman abi? Sonrası. Tabii orada bir, iki, üç tane rahmetli var. Sedat abi, Ekrem abi. En başta Ahmet Atçı olabilir mi diye rejiden böyle bir sufle geliyor. Olabilir gibi değil. Ama yüzünü göremiyoruz. Andırıyor ama biz. Tam andırıyor, göremediğimiz evet. için. Halil Kaya, üç tane rahmetlimiz var orada. Nur içinde yatsınlar. Bir yarış sabahı, idmandan idman sabahı, idmanımız bitmiş demek. O zaman işte gazeteciler vardı, bir fotoğraf çekilmişler. Böyle yan yana gelen ne yani? Yani çok nadir gelirsiniz yani. Yani jokeyler böyle. Enteresan yani. Yan yana gelmez. Enteresan. Enteresan. Ondan sonra. Öbür resme gelelim. Diğer resme gelelim. Bu resimde bir çaldıran yarışı koşuluyor. Çaldıran yarışına da rahmetli Özdemir Bey'in Ondrox diye bir atı vardı. Ona bir Avustralyalı jokey geldi. Jokey burada herkese anlaşması vardı. Bulamadı jokey ve Ron Hutchinson diye bir jokey geldi. Oo, i̇şte o yarışta ikinci kaldı. O yarışı da William Giron'un Fenolon isimli atı kazandı Sedat abiyle. Hiç maiden kazanmadan çaldıran kazandı Fenolon. Enteresan. O yarışın akşam yemeği bu. Bu yarış. Orada herkes var tabii. Benim şurada önden sayacağım. Haydar Yüce. Ondan sonra Rasim Tetik. Ben Rahmi abi. En alttakiler. Tufana Dişen. Nuh Yıldız. Yukarıda baktığımız zaman Kazım abi, Sedat abi, Ekrem abi. Artık Ekrem abi yanındaki Servet abi mi? İlyas Servet Bey. Kaya mı? İlyas Çokay. Rahmetli Mevlüt Atçı.
Üstte ayakta duran solda. Ondan sonra en sağ başta Umur Temel. Resul Altınbaş, Aykut Arıcı arkada. Rahmetli Cumhur abi, Ertürk Kurdu. Oy. Mehmet Emin abi. Çok Necdet Bayraktar. Çok abilerimiz var. Ekrem abinin hemen solunda Servet Kaya var. Az evvelki fotoğrafla ilgili de sevgili Suat abi, Suat Demiral, Orhan Kandır olabilir demiş görebildiği kadarıyla. Zannetmiyorum. O daha büyük bir isim. Bir sonraki fotoğrafa da bakalım. Burada yine Jockey Adası'nda yine Çaldıran Yarışı, pardon, yemekte bu. Rahmetli İlyas Bey'in İlyas Restoranı'nda yemekteydik. Burada işte Hüseyin Boroğlu, İsmail abi, İsmail Dinçer, rahmetli Sadık Bey, Sadun Bey. Arkada Sadık Bey'i şimdi gördük. Dinççioğlu, İlyas Bey. Ondan sonra Cemal Bey, Cemal Kura. Cemal Kura değil mi? Evet. Yine jokeylerden Servet Kaya, Yaşar Atçı, Sedat Okumuş, Rona Çinson, Rahmi abi, Fikret abi, Fikret Kesebir, Ekrem abi, Kadir, ben, Fikret Kaya en altta, Ekrem abinin sağında. Aa, evet. Çok özel bir fotoğraf. Hadi Hilmi Erakman var, Servet'in hemen savundaki gözlüklü. Hilmi Erakman o. Evet. Saygı var, rahmetli analım. Hakikaten yani bu nesli jokeylerde böyle bir fotoğraf karesini çok az görürüz herhalde. Evet. Şimdi o geldi aklıma. 30 sene sonra acaba bugün işte ya bak, yani bugünkü arkadaşların böyle bir resim olacak mı bilmiyorum. Ben yani onları ben bu kadar karşı bile hatırlıyorum. Başka da bir şey hatırlamıyorum. O zamanki, sağda mesela hiç gelmiyorlar. O zamanki bu resmin özelliği ne biliyor musun? Gelen misafire misafirperverlik yapıyorsunuz. Ron Hutchinson geliyor. Herkes Özdemir Bey'in Ondroks'a biniyor. 2 yaşında. Çaldıran koşusunda. Ve ona biz misafirperverliğimizi göstermek için yemeğe götürüyoruz gece. Ve o yemekte yemekten sonra çekilmiş toplu bir resim. Bir de herkes takım elbiseli, yani, kravatlı, gömlekli. Yani, herkes. Müthiş ya. Evet. Aynı bugünkü gibi. Yani. Aynı. İnce dokunmalar başladı. Aynı bugünkü gibi. Aynı bugünkü, hiç farkı yok. Evet. Evet, Sedat Okunmuş'u saygı tabii, ve rahmetle anıyoruz. Dayının tabii inanılmaz tabii anıları var. Ben de tabii o döneme yetişmiş birisiyim. 50'yi devirince tabii o günleri görme fırsatımız oldu. Burada da 68 Gazi yarışı sonrası. Evet, bu Asuman'ın kazandığı Gazi koşusu sonrası. Sadun Bey, Sadun atı. Zeki amca, Zeki Sertol. Atın antrenörü Asuman'ın. Rahmetli benim yetiştiğim ekürü, rahmetli Burhan Karamet ekürüsünün Asuman'ı kazandı. Benim de ilk Gazi'mdi. Şirle'ye bindim ben de orada. Şirle isimli kişi. Diğer beyefendi de İstanbul valisiymiş dönemin. İstanbul valisi. Arkada Yurdakul Kayacan var. Görünen. Yurdakul abi. Efsane. Evet. Nefis anılar. Tabii, fotolar. Onu söylüyorum. Yani ben tabii yetiştim. Yani o dönemleri çok iyi hatırlıyorum. Hatta dayı Sedat abi falan böyle beraber plajlar, denizlerde de hep bulunmuşumdur. Yani o günlere yetiştik Allah'a şükür. Birçok anısı var tabii dayının. Bilmiyorum anlatır mı? Bu palet şeyi, paletin kazandığı Gazi kostüyle alakalı. Evet. Unutulmaz efsane bir olay var tabii. Ben Reşat abinin başucu kitabı olduğu için ondan bugün gelmeden iki de okudum. Yarış da enteresan. Ama bu palet yarışı inanılmaz yani. Onu biraz anlatmak lazım bence. İki yarışı da bu olaylı yarışların ikisinde Sedat abi kazanıyor. Süleyman abi biraz daha heyecanı köpürtelim. Az sonra diyelim. Hı-hı. Yurt dışında bir yarış görelim. Böylece hikayeyi tam ve eksiksiz bir şekilde dinleyelim. Bakalım o yıllara gittiğimizde palet gazetinde neler yansımış. Ama önce yurt dışında 5. aya koşalım. Tam başladığı yerde kesmiştik anıları. Bir de Süleyman abi rahmetli babanız Nur İçin'de yatsın. Evet. Onun da fotoğrafı vardı. Salihli deyince o fotoğrafı da bir alalım. Nur İçin'de yatsın. Şimdi tabii ilk Salihli'den koşucu Bekir Efendi'nin yanında yetişiyor babam. Babam geliyor. Hı hı. Arkadan Ekrem abinin eniştesi var. Ondan sonra atları var işte. Ekrem abi geliyor. Yani 3 jenerasyon biz arka arkaya şampiyon jokey çıkıyoruz. Salihli'den. Müthiş. Yani Sedat abi de iyi jokey, Rahmi abi de aynı Salihli'den. Ama
uzun sene binip şampiyonluk sürdüren 3 jokey oluyoruz. 1969 Gazi'sine gelelim. Onu dayı anlatacaktı. Aslan. 1968 Gazi yarışı benim bindiğim ilk Gazi yarışı. Şirli'ye bindim ben. Hı-hı. Rahmetli Orhan Çelik Kılıçların atıydı. Yarışın favorisi şeydi, Lovely Prince. Lovely Prince hiç geçilmez görünüyordu. İşte hadiseli bir yarış oldu. İşte çift kamçılar falan yarışta. Asuhan'da mı çift kamçı oldu? Palet yarışında mı? Asuhan'da da var çift kamçı. Asuhan'da da çift kamçı var. İşte şöyle bir enteresanlık var. İki yarışı da şey kaybediyor Kadir. Sedat abi. Birini Martini ile kaybediyor. Diğeri Ringo. Birini Ringo ile kaybediyor. Bu çift kamçı deyince mesela merak ediyor. Çift kamçı bir elinde bir kamçı, bir elinde bir kamçıdan bahsediyorsun. Evet, evet. Yoksa evet. İki, yani ya bir işte elinde iki kamçı mı? Neden iki kamçıyla biniyor? Yani bir yarışta herhalde elimden düşürürüm falan diyor. Onun için biniyor. Yoksa iki kamçıyla... Aynı anda vuracak hali mi? İki kamçıyla binmek bence... Tek elini alırsa ikisini vurur ama o çok zor bir şey. Zul yani. İki kamçıyı birden elinde tutacaksın. İşte kam termaları değiştir kamçıyı. Buradan buraya al. Enteresan. Neden öyle bir şey yaptım? Ben de ona... Kurnazca bir şey ama yani. Palet Gazisi ile ilgili çok güzel bir Reşat abinin o meşhur kitabında paylaştığı bir şey var. Bir anı var. O çok güzel. Sedat abiye soruyor Palet Gazisi ile alakalı. Sedat diyor, rivayet odur ki kaderin kantarmasına yapışmışsın. Doğru diyor. Yapıştın mı? Evet. Peki kaç metre gittiniz öyle? Potoya kadar tuttum. Elini tuttum, vurdu. Kadir abi için söylüyor, evet. Sedat abi. Elini bıraktım, kantarmayı tuttum. Kantarmayı bıraktım, dizini tuttum. Elime vurdu. Tekrar kantarmayı tuttum ve potoya kadar öyle gittik. Yani asıldın diyor Reşat abi. Gayet tabii, foul yaptım. Kadir Altınöz daha atından inmeden Zekeriya abi, Zekeriya abi diye bağırıyor. Zekeriya abi, Zekeriya Aydın. Evet. Ekürünün menajeri. Ne oldu diye sorunca Kadir olanı biteni anlatır. Zekeriya Aydın da doğru, Martini'nin sahibi Özdemir Atman'ın yanına gidip koşuyu protesto etmeleri gerektiğini söyler. Özdemir Atman'ın yanıtı nettir. Ben sahada kaybettiğim koşuyu masa başında kazanmam. Kolunu da kantarmasında tutturmasaymış. Sonra bir bölüm devam ediyor. Çok güzel bir yer daha var. Reşat abi burada diyor ki, bu olay bizlere diyor yarış yerinde dostluk, centilmenlik başka bir şey, rekabet başka bir şeyi hatırlattı. Sedat okumuş, bir yıl önce Asuhan'la kazandığı Gazi koşusu sonrası çikolata ikram ederek kutlayan komiserler kurulu üyeleri bu koşu sonrasında, yani paletin koşusundan sonra onu Bakırköy'deki, dayı çok iyi bilir, Tünas Tepe sinemasına davet ediyorlar. Sinemaya davet ediyorlar komiserler kurulu. Tabii Sedat abi anlamıyor ne olduğunu. Okumuş buna pek bir anlam veremez ama sonra içeri girince perdede de Gazi koşusunun filmini görünce durumu anlar. Vay. Çünkü o zaman şimdiki gibi o kamera, bu kamera yok. Yakın çekim, uzak çekim, zoom yap yok. Alıyorlar buradaki bandı, filmi. Sinemaya gidiyorlar, dev ekrana veriyorlar. Tabii Sedat abi durumu anlıyor. Komiserler Kurulu yaptığı faulleri tek tek gösteriyor. Komiserler Kurulu'nun Sedat Okumuş'a bu yılki Gazi Koslu birinciliği hediyesi, bir önceki sene çikolata vermişler ya, 6 hafta at binmeme cezası veriyor. Hoppa! Çok enteresan bir hikaye yani hakikaten. Evet. Nur içinde yatsın. Çok zeki bir jokeydi. Yani evet. Benim nacizane yorumum. Hani tabii dayı ben baş jokeydi ama çok zeki kazandı, bir jokeydi. O serenleri falan da biliyorsun, mellengiçle enişlerden gelip avladı falan. Çok yani yarış içinde kafasını çok kullanıyor. Önlü arkasında çok hakikaten zeki bir insandı. Nur içinde yatsın. Çok çok anılarımız var ya. Benim de çok anılarım evet. Var yani. Lakabı vardı. Kambur Sedat. Esas yani lakabı. Gerçek lakabı oydu. Kambur Sedat. At üstünde duruşundan evet. Böyle şeyinden zaten. Reşat abinin bu kitabı da Türkiye Jockey Kulübü yayınlarından online olarak da ulaşabilir ve satın alabilir yarışseverler, özellikle arşiv sevenler için. Dayının bir önce anlattığı Asuhan Gazisi de Ankara Hipodromu kapanıyor. Ankara Hipodromu kapandıktan sonra Gazi Koşusu'nun tekrar İstanbul'da koşulduğu ilk Gazi. Ve Asuhan Gazi Koşusu'nu kazandıktan sonra, yine Reşat abinin sayesinde öğreniyorum bunları, bir daha da hiç koşamıyor. Çok evet. Enteresan yani. Enteresan hikayeler hakikaten. Her tarafı şey dolu. Kapağı da dolu. Gösterelim. Yani bu hakikaten 90 yılın öyküsü. Yani bunu Jockey Kulüp yayınları TJK Ork üzerinden de satılıyor. Aynen. Abi engine doğru tutarsan yani oynan. Parayla ölçülecek bir kitap değil.
Tekrar eline koluna sağlık Reşat abinin emeğine sağlık. 45 doğumlu tabii. Bizden 4 yaş büyük. Serhat abi. Nur içinde yatsın. Evet. Diyelim onu saygı ve rahmetle andık. Farklarınızın ilk bölümünü bu efsane isme ayırdık. Ama ya, hakikaten ne kadar konuşsak yetmez bu tarz efsane isimlere. İnternet ortamında cenazesine gidilemediği, işte gidilmediği, evet, camianın ilgisiz kaldığıyla alakalı çok tepki vardı dayıcım. Ama şöyle, şimdi biz haber bile bir gün önce alındı. Tabii. Yani rahmetli olduğu sabah duyuldu. Yani aynı duyulması gün, yine öğleni buldu, ikindiyi yani buldu. Aynı gün ikindisinde yanlış hatırlıyorsam. Ertesi gün hemen ertesi gün ikindisinde kalktı. Evet. Aynı gün işte ertesi gün kalktı. Beklemedi, ailesi de beklememiş, evet, yani bir an önce defnetmek istemiş. Yani vakit olmadı insanların, tabii, gidemediler. Nur içine yatsın. Evet, TRT Spor'la ilgili haberimize geçeceğiz. TRT Spor'da Apprenti Eğitim Merkezi'ne dair harikulade bir okul tanıtımı vardı. Kıymetli arkadaşımız Erman geldi, misafirimiz oldu ve Veli Efendi Hipodromu'nda Temmuz ayına çekilen Apprenti Eğitim Merkezi'ndeki yeni kursiyer adayları öncesinde güzel bir tanıtım yaptı. Bakalım o tanıtımdan neler yansımış. Onlara da bir teşekkür gönderelim farklarınızdan. Önce gelsin Erman'ın haberi. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndayız ve bugün Ekrem Kurt Apprenti Eğitim Merkezi'nde geleceğin jokey adayları nasıl yetişiyor sorusuna cevap arayacağız. Daha fazla vakit kaybetmeden Ekrem Kurt Apprenti Eğitim Merkezi'ndeki yolculuğumuza başlayalım. Türk at yarışçılığının jokey yetiştirme konusunda altyapı merkezi olan Ekrem Kurt Apprenti Eğitim Merkezi'ndeyiz. Geleceğin jokey adayları, yani apprentiler burada hangi eğitim aşamalarından geçiyor, hangi eğitimleri alıyor, nasıl bir sistematik içerisinde geleceğe bir meslek sahibi edinilerek hazırlanıyor? Bu soruların cevaplarını Ekrem Kurt Apprenti Eğitim Merkezi'ndeki eğitmenlerden alacağız şimdi. Apprenti Eğitim Merkezi Türkiye'de jokeylik mesleğini icra edecek eleman yetiştiren Türkiye'deki tek kuruluş. Buraya gelen öğrencilerin 2 yıl boyunca tüm masrafları Türkiye Jokey Kulübü tarafından karşılanmakta. Eğitim merkezimiz 2 yıllık yatılı bir kurs olup müracaat etmek isteyen adaylarda istenen şartları kısaca sıralayayım. 17 yaşından gün almamış olmak, ilk öğretimin ikinci kademesinin ikinci 4 yıllık kısmını bitirmiş olmak, 3. yılda öğrenci olanlarda kabul edilmekte, 130-155 santim arasında boy uzunluğu, 35-45 kilogram arasında ağırlık istenen şartlar. Bu şartları taşıyan adayları İstanbul'da Apprenti Eğitim Merkezi'nde, diğer illerdeki hipodrom müdürlüklerinde müracaatlarını velileriyle birlikte yapabilirler. Evet, haber böyle devam ediyor. Tabii daha uzun bir haber. Erman'a da TRT Spor ekibine de ellerine, emeklerine, evet, sağlık diyelim. Önemli değil mi Atan abi? Erman'ın haberi bir de cuk oturmuş. Çünkü Apprenti Okulu müracaatları devam ediyor şu, aynen, anda. Hakikaten çok da güzel yapmış. Eline emeğine sağlık. İki şey söyleyeceğim hızlı hızlı. Bir, Salihli'den bekliyoruz müracaat dayı. He, bak sen daha buralardayken yani o Salihli'den gelsinler, müracaat etsinler. Evet. Varsa öyle kardeşlerimize, aileler duyuralım. İki, şimdi Erman'ın haberini görünce aklıma geldi. Ya eskiden basın teşvik yarışması diye bir yarışma vardı. Tahmin değil, teşvik. Evet, teşvik. Güzel haberler, güzel fotoğraflar, güzel röportajlar. Kesinlikle. Bunlar ödüllendiriliyordu. Yani bunu şimdi Erman'ı görünce hakikaten, hı, aklıma geldi. Ya bunu tekrar yönetimimize, genel müdürümüze, genel müdürlüğümüze, evet, duyuralım. Bu hakikaten yapılsın. Şimdi teşvik öyle deyince kendim mi girecek diye. Yok, ben artık girmiyorum. Ben o defteri kapattım. 51 yaşından sonra yarışmaya falan da girecek halimiz yok. Ama hakikaten genç kardeşlerimizi çok cesaretlendiren çok güzel bir şey. Bizi mutlaka dinliyordur. Sayın Başkanımız da dinliyordur. Yönetim kurulu üyelerimiz dinliyordur. Şu basın teşvik yarışmasını hakikaten güzel bir jüriyle yapalım. Bu gençleri de bu haberleri yapmaya doğru teşvik edelim. Eline sağlık Erman. Çok güzel olmuş. Eline, emeklerine sağlık diyelim. Süleyman abi, ilave var mıdır? Apprenti Eğitim Merkezi. Vallahi çok güzel olmuş. Yani TRT'nin böyle bir şeyi yapması, ön ayak olması bizim açılım adına çok çok iyi, İnşallah bir şey. İnşallah daha başka programlar bekliyoruz. İnşallah. TRT'ye teşekkür ederiz yani. Teşekkürlerimizi ilettik ve
Komiserler Kurulu ile ilgili hafta içi dikkat çekici ki bir start gerisi vardı. Birazdan detaylı bir şekilde konuşacağız. Oradaki kalabalıktan yola çıktık. Sen de sosyal medyada paylaşmışsın Atan abi. Komiserler Kurulu aslında bir hareketlilik içerisinde. Evet. Bir tek ses olma yolunda gidiyorlar herhalde. Süleyman abinin programında defalarca söylediği mesele. Neler oluyor? O yani, seminere ait bir elimizde görüntü varsa onu da verelim. Aslında bu uzun zamandan beri planlı olarak gelinen bir nokta. Komiserler Kurulu'nun işte eğitimi, yeni imtihan açılması, yeni komiserlerin yetiştirilebilmesi için vardı. İşte bir takım eğitim programları, hatta yurt dışı programları bile vardı. Ne oldu bilmiyorum ama bu hafta içerisinde İstanbul'da bütün 9 hipodromun komiserleri, start görevlileri, start hakemleri hepsi geldiler. 3 gün boyunca İstanbul'da kaldılar ve çok da faydalı geçtiği söylenen bir seminer yapıldı. Yani biz basın davetli değildik, katılamadık. Daha önce davet ediliyordu. Keşke biz de olsaydık. Karşılıklı bir görüş alışverişinde bulunulurdu. Güzel olur diye düşünüyorum. İnşallah bir dahaki sefer o da olur. Her hoca, her şehir kendi kararları üzerinden yorumlar yapılmış. Herkes diğerinin kararlarını yorumlamış filan ve sonuçta çok ciddi konularda bir standartizasyon sağlanmış diye duyuyoruz. Tabii at yarış yönetmeliğinin yeni çıkan maddeleri oldu. Onlar üzerinden bir geçme oldu. Eski yeni bütün hocalar bir araya geldi. Umuyoruz ki bunun mükafatını önümüzdeki süreçte verilecek olan kararlarda mutlaka göreceğiz diye düşünüyoruz. Tabii Geri'nin burada olması. Geri'nin yanında da bir İrlandalı bir misafir daha vardı. Şu an ismini bilmiyorum ama o da 20 yıl kadar start hakemliği yapmış İrlanda'da. Çok usta bir start hakemiymiş. Yani Geri Vitefort safkanlar hakkında çok üst düzey bilgisi var. Start gerisi vesairesi ve diğer konumuz da start hakemliği konusunda çok şey. Yani aktarıyorlar bilgilerini. İnşallah faydalı olur. Diyoruz. Yeri gelmişken söyleyeyim. Güzel bir haber sayılır. Çünkü biz kaç programdır konuşuyorduk. Sayın Başkanımız Serdal Adalı bugün Yüksek Komiserler Kurulu'ndan büyüklerimizle, dostlarımızla görüşmüş. Ki bunların içinden kıymetlilerinden bir tanesi Sayın Özkan Köylübay'dı. Biliyorsunuz bir önceki dönem İstanbul Komiserler Kurulu Başkanı'ydı. Şimdi Yüksek Komiserler Kurulu'na görevli. Onun zamanında sevgili Mehmet'in bir sorunu olmuştu. Bir ceza alması söz konusu olmuştu start görevlisi arkadaşımız. Sayın Başkan bu konuyu görüşmüş Özkan Bey'le. Tabii sadece o değil. Biz bu arada hafta içerisinde hem bizim programımızı seyreden hem de temas kurduğumuz Yüksek Komiserler Kurulu üyeleri olan büyüklerimiz Mustafa Özdemir Bey, Behçet Başkan, Behçet Omurlu, Şeref abi, Şeref Somtürk. Onların da Özkan Bey'le yaptığı görüşmeler sonrası Mehmet'in cezası affa uğramış. Harika. Çok güzel. Evet. Tam gün başlayacağı günü bilmiyorum. Çarşamba planlanabilir diyor ama bu arada Mehmet'in bir izni de varmış galiba. Senelik izni, ona denk gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Bugün onay çıkmış. Süper. Umuyoruz ki o da tekrar döndüğü zaman daha kuvvetli bir start arkası olacaktır. Tecrübeli bir insan, usta bir insan. O da ufak tefek sıkıntılar yaşamıştı. Bundan sonra o da işine daha konsantre olsun. Gençlere yardımcı olsun. O da güzel bir haber diye paylaşmak istedim size. Öğreteceği çok şeyler var Mehmet'in. Yani şimdi oradaki herkes hata arkadaşlara, hata yapan da cezasını çeker. Hatta bu hafta bana da bir eski aprantilikten işte çok uzun seneler rahmetli Yücel Bey'in yanında çalışan bir kardeşimiz vardı, geldi. İşte ne yapabilirim ben de işte çalışmak istiyorum falan diye bu dedim git startla ilgili yazıl şeye. Müracaat et. Yani sen burada çalışmışsın, aprantilik yapmışsın, at çalıştırmışsın. Mutlaka değerlendirilir yani uzun müddet arkadaşlar. Hem at bakmışsın, yani hem her türlü içinde bulunmuşsun dedim. Gitti yazıldı, inşallah alırlar yani. İnşallah. Çünkü içeriden gelme, atı bilen kişi. O zaman daha farklı oluyor. Çünkü bu iki dakika meselesi konuşuruz herhalde Ridim Divan şeyinde. Tabii. Hakikaten şu anda herkes fokuslandı ve herkes bunun doğru bir şey olduğunu. Bu iki dakikalık süre içerisinde, maksimum 2,5 dakika içerisinde bu atların girmesinin çok önemli olduğunu hem fikir, Geri de bunu söylüyor. Bunun için de iyi elemana, atla haşır doğru neşir olan elemanlara ihtiyaç var. Ve bu hafta özellikle, yani şimdi bir şey oluyor, herkes diyor ki ya farklarınızda konuştuğunuz konunun üzerine gidildiği şöyle oldu. Aslında bu da bir iletişim meselesi Bursa'da yani. Bursa'da bugün öyle tweetler gördüm. Bursa'da yarışlar çok vaktinde başlamış. Tam zamanında galiba başladığı. Teşekkür ediyoruz Bursa komiserlerindeki dostlarımıza da. Sağlık. Yani ya, böyle iletişim varsa harika. Ne güzel. İstanbul'da hatta pazar günü galiba bir yarış bir dakika önce başladı. Başbakanlık koşusu tam zamanda başladı. Tam zamanda mı? Yani 29.55 mi yani? İnanılmaz yani. Saati kursan o kadar olmaz, olur yani. Evet. Muhteşem müthiş, yani. Müthiş. Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği'nin bir duyurusu vardı.
Hemen o duyuruyu da ekrana alalım ya ki... Evet, bu konu önemli bir konu. Ben kesinlikle. Bunu birkaç haftadır anlatmak istiyordum. Şimdi At Sahipleri Derneği, büyük dernek, Türkiye Yaş Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği, Ağustos 2017'de bir olağanüstü çocuk tadil kongresi yapmıştı. Orada çok önemli bazı kararlar alındı. Dernek bunları zaman zaman duyuruyor ama tabii bizim programımızın da gücüyle bunu bir kere daha söylemek istedik. Orada bir iki değişiklik var. Bunlardan bir tanesi derneğe yapılan kesintilerde bir küçük artış oldu. Hı hı. As sahiplerinden 1/1'den 1/2'ye çıktı. Yine derneğin uhdesindeki seyislerin kıdem tazminatı ödenmesi için kurulan seyis kıdem tazminatı fonuna kesilen oranlar da 3/3'den 1/5'e çıktı. Bunlar iki ayrı madde ama esas önemli olan 3. ve 4. paragraftaki olaylar. Bunlar şöyle anlatayım. As sahibi olup As Sahipleri Derneği'ne üye olmayanlar, yani Jockey Kulüp üzerinden as sahibi belgesini alıp derneğe gitmeyen veya derneğe kaydını anladım. Yapmayanların bundan sonra seyislerinin kıdem tazminatları dernek tarafından ödenmeyecek. Bu derneğin önemli. Genel kurulunda alınmış bir karar. Tartışılabilir. Buna itiraz edenler de oldu. Ya derneğe üye olmasın kardeşim ama seyis kıdem tazminatı fonundan faydalansın kesintisini yaptırıyorsa diyen dostlarımız, abilerimiz oldu ama neticede genel kurul en üst organ. Genel kurul böyle bir karar verdi. İkincisi, derneğin üyesi olup derneğe aidatlarını kestirmeyen, sosyal kısmı aidatlarını kestirmeyen kişilerin de bundan sonra seyis kıdem tazminatı fonundan yararlanmaları mümkün değil. Onlardan da çünkü kesinti yapılmayacak. Yani dernek diyor ki as sahiplerinin seyis kıdem tazminatı fonundan seyislerinin faydalanabilmesi için bana üye olması ve seyis kıdem tazminatına ve sosyal kısma ondan kesinti yapabilmem gerekiyor. Bunu yapmazsam olmaz. Bunu şunun için söylüyorum. Özellikle seyis arkadaşlarım bilsinler. Bir as sahibiyle çalışırken seyis kıdem tazminatı fonlarının garantide olup olmadığını derneğe gidip öğrensin. Mutlaka sorsunlar. Desinler ki ben şu as sahibiyle çalışıyorum. Bu as sahibi sizin derneğinize üye midir? Seyis kıdem tazminatı fonunda kesintisi yapılmakta mıdır? Bu çok önemli. Bunu buradan duyurmak istedim. Yeni as sahipleri dostlarımız olabilir. Genç as sahipleri dostlarımız olabilir. Almıştır belgesini ama bu konuyu bilmiyordur, görmemiştir, duymamıştır. Onlara da buradan duyuralım. Veya eski üyelerden olup da zaman içerisinde üyelikten kesintisini iptal eden büyüklerimiz, dostlarımız olabilir. Onlara da duyuralım. Mutlaka as sahiplerinin seyis kıdem tazminatı fonundan faydalanabilmesi için derneğe üye olması ve bu kesintilerini yaptırması gerekiyor. Şartı getirildi. Seyis arkadaşlarım da buradan bunu duyurmuş oluyor. Çok önemli bir konu. Kesinlikle seyis arkadaşlarımız. Çünkü yarın bir gün böyle olmayan bir noktada fona müracaat ettiği zaman seyis arkadaşım bir hayal senin as sahibin buraya üye değil veya buraya kesinti yaptırmıyor kusura bakma lafıyla karşı karşıya kalabilir kalmasınlar. Anladım. Çok önemli bir konu bu. Onu da duyuralım. Seyislerle ilgili tam konu açılmışken izin verir misin? Tabii ki. Enver'cim iki tane de at yarışları yönetmeliğinde değişiklik oldu. Onları da önümüzdeki hafta itibaren diğer konuları da getireceğim. Onu da hazır. Hemen yönetmelikte seyislerle ilgili seyis maddeler vardı onları alalım. Maddeleri de hemen kısaca ben anlatayım. Bu yeni yönetmelikte değişen maddelerden bir tanesi. Bu çok ciddi bir problemdi. Neydi o? Seyis olabilmek için, seyis kursuna girebilmek için, lisans alabilmek için ilk öğretim mezunu olmak şartı aranıyordu. Bu ilk öğretim mezunu olmak biliyorsun 4+4 aslında 8 yıllık bir eğitimi bitirmiş olmak gerekiyordu. Halbuki işte bizim eski hepimizin gittiği o ilkokul hani 5 senelik ilkokullu bitiren arkadaşlarımız artık bundan faydalanamaz hale gelmişti. Çok ciddi bir problemdi. Tabii. Bu Çalıştay'da da konu edildi. Ve hakikaten çok iyi oldu bence de. Şimdi o madde ilave oldu değil en mi? En az ilk öğretim veya ilkokul mezunu olmak diye değiştirildi. Yani ilkokul ve diploması olup da bugüne kadar kursa girip lisans alamayanlar alabilecekler. İlk açılan kursa alabilecekler. Güzel. İkincisi bir madde daha var orada. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyruklu kişiler de yine bu birlikteki şartları taşımaları halde seyis kursuna katılabilecekler. Yani yabancıların da ülkemizde seyislik yapması önü açılıyor. Tabii ki o şartlara uygun olmak kaydıyla. Evet. Bu birinci madde. Bir de çok küçük bir değişiklik daha var. Onu da söyleyeyim. Yani bilinmesinde fayda var diye. Diğer maddeye de girelim. Pratikte ne kadar kullanılıyor bilmiyorum. Eskiden biliyorsunuz yarışlara yapılan itirazlar koşu sonrasında at sahipleri, at sahibi vekilleri, antrenörleri, binicileri ve seyisleri tarafından yapılabiliyordu. Şimdi bu maddede seyisler bu maddeden dışarı çıkartıldı. Yani seyisler bitmiş bir koşudan sonra protesto çekemiyorlar, itiraz edemiyorlar. Bu hak zaten o yanlış bir uygulama. Bu hak onlardan alınmış
durumda. At sahipleri, at sahibi vekilleri, antrenörler veya jokeyler tarafından protesto çekilebiliyor. Dolayısıyla o maddede seyislere ayrılmış kısım o yeni halinde yok. Seyis kardeşlerimiz de çünkü bu programı takip ediyorlar. Tabii, onlarla tabii. ilgili konuları da fırsat böylece geldikçe konuşmakta fayda var. Konuşmakta fayda var dedik ve sosyal medya katkılarınıza çok kısa değineyim ve tekrar söylüyorum. Farklı analiz haftanın gündemi etiketini attığınız mesajları görebiliyorum. Erhan Bey demiş ki bugün İmparator bize Trapper'ı anlatabilir mi? Anlatacak. Neden? Bugün başbakanlık koşusu var. Nostaljiye evet. de başbakanlıkta Trapper'la gideceğiz. Başbakanlık koşusu niye var diye sorulmuş. Hemen Atan abi niye var başbakanlık koşusu? Yani zaten 2018 yılı yarış programı ilan edildiğinde henüz yani, yeni sisteme tabii. geçiş yapılmamıştı. Yani ilan ediliyor. Yani yarış programları adından anlaşılacağı üzere yıllık aynen. olarak ilan ediliyor. Yani bu sene değiştirilmedi. Hı-hı. Konmuştu. Çok az bir süre vardı. Hani değiştirilip ne yapılır ne yapılmaz konusu çünkü Cumhurbaşkanlığı konusu ayrıca var. Tabii ki. Dolayısıyla böyle devam ediyor. Burada da sanıyorum hani bir yazışmaya girmesi gerekiyor. Bir prosedüre tabii. gidecek, onay alacak vs. Tabii ki bundan sonraki durum farklı olacak. Önümüzdeki yani olmayan bir makama yarış düzenlenmez. Bu çok açık bir şey. Tabii. Mutlaka bu yarışın ya adı değişecektir. Ki hı hı. mutlaka öyle olacaktır. Kaldırılacağını sanmıyorum. Çünkü bu sezonun burasında koşulan önemli bir yarış. Adı değiştirilecektir ya da işte makamın ismi değiştirilecektir. Hı hı. Mutlaka ona bir önümüzdeki sene çare bulunacaktır. Çok soruldu o. Onu da paylaşalım. Yarış severim böyle bir sorusu vardı bizde. Geçtiğimiz hafta yarış yetiştiricilik dergileri göndermiştik. Onlara teşekkür eden yarış severler var. Süleyman abinin fotoğrafları üzerine yorumlar var. İlgi dolu. Dayı şimdi yarış yorumlarına girecek. Evet oraya gireceğiz. Dayı yarış yorumuna girince ben daha az konuşacağım. O yüzden şimdi çok konuşma hakkımı kullanıyorum. Bu ara yine sosyal medyada çok hepimizin paylaştığı bir kanun tasarısı vardı. Evet. Bedelli askerlikle ilgili. Esas tabii Türkiye'nin gündemini oluşturdu ama hemen onunla ilişik olarak da bu 5602 sayılı şans oyunları vergisi, şans oyunlarından alınan işte kesinti ve payların dağıtılması ile ilgili kanunla ilgili vardı. İşte orada hem iddia tarafı işin hem at yarış tarafını ilgilendiren bir konu olduğu için ve yarış severlere geri dönen oranın %59'dan bir %83'e çıkartılması 83. gündeme geldiği için bu çok konuşuldu. Hı-hı. Çok da konuşulacaktır mutlaka. Ama bu konu çok teknik bir konu. Dolayısıyla hani bizim şu anda bununla ilgili bir şey konuşmamız çok doğru değil. Yurt dışına gideceğiz abi. Gidelim gelelim. Gidelim gelelim bakalım o kesintilerle ilgili ne söyleyecek Atan abi. Lafını balla kesmiştik abi. Vergisinde kalmıştık. Evet. Sayın Genel Müdürümüz Tuncel Aydın. İki haftadır peşindeyiz. Dayı da peşinde. Ben de peşindeyim. Bir önceki hafta bir rahatsızlık nedeniyle ailesinden evet. gelememişti. Şu anda İstanbul'da olmadığı için gelemedi. Ama önümüzdeki program veya bir sonraki program mutlaka genel müdürümüz bizi kırmayacak. Gelecek konumuz buraya. Olacak. Bu şans oyunları vergisi işte EBAİS ile ilgili sorulan bir son soru var. İşte evet, deniyor evet. ki paralarımız bir gün sonra yatıyor. İşte cuma kazanırsak pazartesi alıyoruz falan. Evet. Bunların hepsini lütfen biriktirin. Bunları unutmayın. Sayın Genel Müdür buraya geldiği zaman hepsini tek 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 soralım. Pistler evet. konusu dün yine çok arayan oldu. Birçok at sahibi aradı. Özellikle iç pistler şikayetler falan oldu ama o pistler konusunda da Jockey Kulübü'nün söyleyeceği... Bir tane pist var bugün bir göstereceğiz. Söyleyecekleri var. O konuyla ilgili de çalışmalar var. Dolayısıyla Sayın Genel Müdürümüz geldiği gün bütün bu soruları tekrar sizden istiyoruz. Biz size yönelteceğiz. Siz de soracaksınız. Hepsine cevap bulacağız. Evet o zaman bir ya da iki hafta diyoruz bu sorularınızın evet, tamamının cevabı için. Başbakanlık kursu dedik. Yarış takviminin en önemli grup birlerinden biri. Yarışı göreceğiz ve tabii ki sözü üstadına bırakacağız. İmparator Süleyman Aktı bakalım neler söyleyecek. Sosyal medyada da bir sohbetiniz düştü Süleyman abi. Fines'le ilgili. Evet bir gün evvel biz konuşuyoruz. Evet. Geldim aslında, ben. Evet. Onun yani, başı da vardı da ben o an çekemedim. Yani saat 4:30 falandı. Hanım da bir arkadaşından buluşacaktı. Ben 6'dan evvel gitmeyeyim dedim. Osmaniye'den Atahan'ın yanına geldim. Bir çay içelim dedim. Baktım. Çünkü oturduk. O an işte o anda arkadaşlar Kayhan'la geldi. Mutlu vardı. Mutlu da geldi. Başbakan koşuldu. Fines kazanıyor dedim ben. Hatta arkadaşım bir de demiş ki yarıştan sonra çekip koyuyorsunuz demiş. Ya şimdi belli ben, zaten o bir yarış ben de Atahan'a dedim ki çağır arkadaşı. Tarihi var ne zaman çekilmiş. Hatta şunu da söyledim. Eğer koşarsa Bavelli Türk'ü de kazanır dedim. Tabii hem Bavelli Türk Cumhurbaşkanlığını kazanabilir dedim. Çünkü geçen sene Mehmet Kaya çok büyük hata yaptı Cumhurbaşkanlığı yarışında seyrettim. Bu yarışta tabii geçen hafta Selim de hata yaptı. Hatasını %100 öyle bir jokeyin anlamış olması lazım ki bu yarışta ben hiç gitmeyeceğine zaten inanıyordum. Evet. Zaten hemen aldı önüne 3 tane at. Bariyerin dibinde
Bütün yarış dinlendi. Yarış da başladı zaten. Yani bu yarışın başlarında Fines'in geçen yarış gibi bir tempoya çıkmayacağını Süleyman Aktı öngörerek önde gidenlerin arkasında yer bulacak. Zaten var gidecek atlar işte. Big Brown, Hasafet var. Bay Başkan. Bay Başkan yani. Aldı 3'ü. O da direğin dibinde. Ama yine de hani beklediğimizden daha yavaş başladı değil mi dayı? Evet. Yani 29 küsur. Yanlış mı hatırlıyorum? Aynen öyle. 27 başladı. 27 küsur, 39-3 falan öyle geçildi tempolar. Şimdi yani... bu atı Trapper'a benzetiyorum. Fines'i mi? Fines'i. Yani neden Trapper'a benzetiyorum? Çok güzel bir 400 metre sprinti var tabii. Bunu ilk defa söylüyorum. Çok güzel 400 metre bir sprinti var yani yarışın içinde. Yarış hızlı gitmiş bekler, yavaş gitmiş bekler. Hiç fark etmez. Çünkü sonunu, son 800'üne rekor getiriyor. Yarış mesela 2400 metre. İlk 1400'ü çok yavaş gitti. Hiç fark, yavaş gitsin. Onun için ne burada kadar 27,5 onun için mesela. Ne kadar yavaş giderse ilk 1003 geçti. İlk 800'ü 51 zaten. Düzlükte Bay Başkan onu bir çıkarmayayım dedi. Şu anda Bay Başkan'ın içinde zaten Hasafet'in zaten hemen arkasında. Gitti, evet. Burada tam Bay Başkan'la Hasafet'in tam burada çıkarken Bay Başkan bir çıkarmamak istedi bakın. Hop. Geldi. Hop bir dokan yani bir hafif bir tamponladı. Ama çıktı. Selim de zaten şimdi aldı kamçısını eline. Oradan evet. Çıkması yalnız çok kritikti dayı. Evet. Orada bir tereddüt yaşasaydı Selim daha yani, zor olurdu iş yani. Bir kolay kazandı. Evet, orada bir ustalık yap, bir cesaret gösterdi. Yani bu onu. Yarışla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi önce atın ilgililerini, jokeyini, antrenörünü, seyisini, çalıştıracak hepsini tebrik ediyoruz. Şimdi Türkiye'de Gazi yarışı, Cumhurbaşkanlığı, Başbakan, işte Cumhuriyet, Cumhuriyet Kupası, TCK bu yarışlarda ne diyor? Yarıştan sonra işte en iyi dereceyi yapan at falanca. Başbakanlık koşusunda en iyi dereceyi şu tarihte şu atlattı tarihte diyor. Şimdi Başbakan koşusu koşuluyor. Pisti yarıya bölmüş. Kim bölmüş? Niye bölmüş? Bu affedilir bir olay değil. Tanzer'cim yarışın normal kameradan görelim. Yani pistin iç kısmı olduğunu bir görelim. Yarı yani Süleyman abi şu anda diyor ki niye bariyerler ortada neden? Diyor. Yağmur mu yağmış? Yok. Yağmur yağmışsa bu pist bozulmuş mu? Yok. Hiçbir şey yok. Pisti yani bir arkadaşımız bu işi çok iyi biliyor demek ki. Bu böyle bölmüş. Ben hiç anlam veremedim. Bu tip yarışlar sıfır pist koşulur. Pist derecesine bakılır. Neden öyle koşulur? Eski yarışlarla mukayese edilir. Rekortmenini mukayese edilir. Ona göre koşulur. Ben telefon açtım. Evet. Pistten sorumlu bir kardeşimiz var. Ata diye. Ben izindeyim abi dedi. Ben de anlaşılmıştır dedim. Ben sayın müdürümüzü gördüm yarış akşamı. Senin de o konudaki beraber seyrettiğimiz için, fikrini bildiğim için. İlk defa ilk bir grup bir yarış böyle koşuldu. Haklısınız dedi. Bundan önce hiç olmadı dedi. Hiç olmadı dedi. Benim şahsi kanaatim bu olay unutulmuş bir olay. Pistle alakalı bir sıkıntıdan bahsetti. Pisti o yüzden o şekilde açtık. Kasır yani... koruma amaçlı mı? Evet. Pistin bazı yerleriyle alakalı bir şikayet oldu. Hı hı. O riski almak istemedik. Hatta iç pistte, iç kum pistle alakalı da bir sıkıntı varmış. Öyle dediler. Hı hı. Onu da hani çözmek için. Ondan olduğunu söyledi ama %100 katılıyor dayı. Hı hı. Yani böyle bir yarışın sıfır pist koşulması şart. Yani tekrar söyleyeyim. Şimdi biz ne diyoruz? Gazi Kostur'un rekortmeni Bob Pilot'tur. Tarihten bahsediyoruz işte tabii. 2.26-22 yapmıştır. Yani. Şimdi bu sıfır pistte koşulmuş bir yarıştır. Hı hı. Sen bariyeri dışarı aldığın zaman at, onu nasıl mukayese edersin? Aynı mesafe koşuluyor gibi görünüyor ama problem şu. Pisti ortaladığın zaman tabii. Dışarıyı dönmek daha farklı bir şey. Şimdi bu anlatabiliyor muyum? Viraj dönüş şekilleri, daha eğimleri farklı vesaire. Daha çok dışarıdan dolaşmak zorunda kalıyorsun. Filan filan yani. Bu yarış 2 dakika bitseydi pist rekoru diyebilecek miydik? Yani tabii sıkıntı olacaktı. Sıkıntı diyecektik olacak. Belki ama bu sefer bir de çıkıp diyecektik. Hayır kardeşim şimdi, değil diyecekti. Belki yarış sever öyle diyecekti ama yarışın gerçek yarışı burada bilir kişi demeyecekti. Kardeşim bu pist yarıdan koşuldu. Demek ki grup 1 yarışları, klasik yarışları sıfır pist koşacağız. Her türlü. Herhalde. Pist değişikliği olmadığı sürece. Bir pist var onu getirebilir miyiz? Amerika'da
geçen hafta yani Süleyman bizim, abi istedi tam pazartesi bizim, gününe yarışa. Tam şimdi cuk oturdu. Dediler ya bizim pistlerde işte yani bir şeyler var. Şimdi Amerika'dan bir pist geçen hafta izledim. Onu bir getirelim arkadaşlar. Amerika'dan bir pist tekletmiştim son anda sevgili Çağrı'ya. Gulfstream diye geçtiğimiz haftanın aynı. Şimdi gelsin ekrana o. Geçen haftanın görüntüsü ve Süleyman abi bu görüntüyü Enver bir alalım lütfen listeye dedi. Hay hay abi dedik hemen aldık listeyi. Şimdi pisti görüyor musunuz? Ne? Opa. Şey, çim mi bu? Çim. Değil mi? Çim tabii. Yağmur da yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Biraz geri alalım mı? Tanzer yayını her. Halbuki pistin içi de güzel görünüyor yani. Evet. Yani şimdi orayı görüyorlar. Yani dinlendiriyorlar. Bizim pistlerimiz yok canım, bizim bunlarla... yani atçımız ya işte pistlerimiz şöyle böyle değil. Pist görsünler bakın. Nerede koşuyor atlar? Eyvah 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 eyvah. Burası Amerika yani. Bu da Gulfstream Park'tan bir örnek. Evet. Görüyor musunuz? Toz kalkıyor içeri. Ya buna da çim pist demek çok zor yani. Takır takır. Karışık karma pist. Ya bizim pistlerimiz yine Allah'a var yani. Sintetik. Çok güzel. Tabii canım bu kadar ezilmesine rağmen, evet. Bu kadar sezonun uzun olmasına rağmen inanılmaz yani. Böyle baksana toprakta koşuyor atlar. Çimde... Teşekkür ederiz bu görüntü için de. Dönelim yarışa. Dönelim yarışa. Evet. Şimdi tabii ki Fines çok başarılı. Hasafet yani önde kalmasına rağmen ikinci bitirdi. Bence o da çıkışta Hasafet çok abi. İyi koştu tabii. Yarışta Big Brown olmasaydı Hasafet'in için daha iyi koşabilirdi diyebilir miyiz? Ya. Hani Halis daha rahat kendi istediği tempoyu koymada, daha dirençli olmada, bariyeri düzlüğe döner dönmez bariyeri bulmada. İstediği bulmada daha avantajlı. Yani daha güzel bir mücadele olabilir miydi? Geçerdi diye söylemiyor. Yok yok. Olmaz mı? Yok. Tam Fines'e hiç yani Süleyman abi bugün için Fines'e yapılacak bir şey. Şimdi bak Fines'in bir şeyini daha söyleyeyim. 3 yaşlılığında. 3 yaşlı işte o Gazi falan koştuğu zaman çok yarışın içinde zor. Devamlı itiyor. Ya Tayken Halis binerken sabırlı gibi koşuyordu. Ya aynı öyle koşuyordu. Almıyordu. Yalnız bu yarışta güzel yerde bekledi. Hücum etti falan ama sıkılıyor. Yani atların arasında sıkılıyor. Şimdi diziko yapılamıyor tabii. Böyle yarışlarda koşacağı zaman bekleyeceğim. Gözlük taksa çok daha iyi koşar. Enteresan. Çünkü gözlük takıldığı zaman yarışın içinde çok kolay gidiyor. Peki yarışa göre mi tavsiye edersin Süleyman abi? Tabii bekleyecekse takabilir. Vay vay vay. O zaman daha farklı oluyor. Şimdi böyle kalabalık yarışlarda şey... Böyle az yarışlarda gerek yok ama kalabalık yarışlarda böyle ortada bekleyeyim falan dediğin zaman kızıyor. Yani terk etmek istiyor yarışı. Burada mesela çok hemen gidebileceği Selim en güzel yeri aldı zaten Hasafet'in arkası. Bütün düzlüğe onu o çıkartacak. Hasafet'in hemen arkasında. Evet. Kalabak Ekürsü'nün forması. Ergun abi de selam olsun. Dördüncü sırada şu anda. Hemen dışında Gülerce Ekürsü'nden Runner Bull. Birlikte hücuma kalkacaklar. Az evvel Süleyman abinin dediği gibi tam Bay Başkan'la Hasafet'in arasına niyetleniyor. Çok hafif burada bir yakınlaşma var. Ama hiç herhangi bir istasyon olmadan çıkıyor ve kamçı teşvini aldıktan sonra bir anda arka grubu ayırıyor. Atan abi sana da şeyi sorayım. Yani Gazi Koç'una favorilerden biri olarak geldi. El değiştirdi ve azımsanmayacak bir tutar el değiştirdi. Hı hı. Hani hep konuşuluyordu hatta sosyal medyada. Parasını çıkardı mı çıkarmadı mı? Bu insanlar bu işleri merak ediyor. Yani yapıyor ediyor. Ama yani çok doğru bir alışverişler. Yani dayı da onu yani söylüyor. Böyle zaten ata sahip olmak, atın tabii. İki yaşlı koştuğu yarışlar belli. Ortada. Ondan sonra çaldıran yarışı belli. Gazi belli. Yani Gazi'si belli. Üçüncü. İşte bir şanssızlık yaşadı o arada. Bir ilaç çıktı hatta. Ama bu grupta her zaman bu atlardan daha iyi bir at olduğunu gösteriyor. Bir tek geçen hafta yarışı startla kabul ettiği için Khan of Ghost'a geçildi. Yani o gün de çok yavaş bir tempo tutsaydı o gün de kazanırdı. Ve Süleyman abiden flash bir cümle geldi. Farklı analizde Trapper'a benzetiyorum dedi. Evet. Ben Trapper'a benzetiyorumdan şunu anladım tabii. Bu at aslında 2000 metre atılıyor dayı. Tabii. Değil mi? Tabii. Esas 2000 metre atı. 2400'de koşar. Artık onu jockey idare edecek. Onu üstündeki de zaten
Yani senelerin... Çok iyi tanıyor tabii. Jokeyi Selim Kaya geçen hafta hatasını yaptı. Bu hafta da telafi etti yani. Bu çok önemli bir şey yani. Hatasından ders aldı. Bu hafta hemen ben yok arkadaş gitmiyorum, kim giderse gitsin dedi. Çünkü iki tane hızlı at var yarışta. Asafet'ten Big Brown. Zaten yarışın olduğu gibi yükünü çektiler. Ben belki ekürlerden biri de öne düşebilir. Düşebilir diye düşünüyordum. Hani Victory Sours için de hani tempo lazım ya, öyle diye icap düşünüyordum ama onlar da zaten diğer iki atın tempoyu yapacağını düşündü herhalde. Bir ilk hafta kazandıkları yarışta yaptılar. Bir daha da yapmadılar. O şeyi. Ekürü yarışı yapmadılar. Ekürü yarışını. Trapper diyor yarış severlerimiz. Trapper'ı bir hatırlayalım. Evet. O da bir grup bir başbakanlık koşusu galibiydi ve İmparator Süleyman Akdil'e geldi. Hızlı bir şekilde yarışı görelim, düzlüğe getirelim ve düzlükteki o Trapper mücadelesini hatırlayalım. Hem Fines'e benzerliğiyle hem de bu yarıştaki stratejisiyle Süleyman abinin ağzına dinleyelim. Şimdi Trapper bu kazandı başbakan. Son başbakandı bu kazandı. Üçüncü başbakanlık tahmini. 2000 yılı başbakanlığı evet, bu. Üçüncü başbakanlığı. Bu yarışta atı hiç iyi değildi zaten. Neredeyse geçiliyordu. Ama başka türlü bir cevher yani düzlüğü çıktı, boşluğu aldığın zaman, hadi dediğin zaman önünde ne olursa olsun, bakın çıkılmayacak bir yerden çıkacak şimdi yine. Yani ortada çıktı. Sarı kırmızı, bilmeyenler için söyleyelim en azından Trapper'ı. Çıktı oradan ve hadi dediğin zaman geliyor. Dışarıdaki de Freeman, Yemen Tunç üstünde. Bu yarışta geldi. At geçiliyordu zaten. Yani yine canını dişine taktı. O şampiyonluğunu konuşturdu, kazandı. Süleyman abi, Freeman de engin galiba. Arkada Bosporus'ta Yemen Tunç. Ekürler. Öyle mi? Evet evet. Freeman Engin Yalçın şeydeki. Bosporus. İlk senin yanına gelen Yemen Tunç, Bosporus. Hı-hı. Onun dışından gelen Engin Yalçın. Kuyumcu'nun ekürüsü önünde kazanılmış bir yarış. Başbakanlık koşuları deyince tabii sen yerin ayrı 3 tane üst üste var işte Trapper. Evet. 8 tane var benim başbakanlık. 3 tane Trapper var. 2 tane Serem var. Of of of. 5. Ondan sonra rahmetli Vural Bey'in Flashing Star. Flashing Star var 6. Tünkut. Tünkut var 7. Bir de şey var. 8.'yi ben de hemen şeyden destek alayım. Siteden bulmaya çalışayım. Vural Bey'in, rahmetli Vural Bey'in Johnny Gitar. Johnny Gitar var. 8. Johnny Gitar. Evet. Bütün şampiyonlarla hemen hemen bir başbakanlık görmüş. Trapper da özel bir attı. Tabii canım. Çok. Efsane bir at. Yani. Şimdi Trapper'ın bir özelliği var. İstatistik yaptılar o zaman. Trapper'la 4 yarış üst üste koşan hiçbir at yok. Aa, ilginçmiş. Tabii. 4 yarış üst üste hiç yok. 3 yarış koşuyor. 4. yarışta bir daha yazılamıyor yanına. Çok ilginç istatistik. Yani 4 yarış üst üste benzer bir rekabeti görmediği için yok. Farklı safkanlarda. Yok. Şimdi ilginç. Freeman'de Engin'i görünce aklıma geldi. Hafta içinde Engin'le konuştum. Sahalara dönmeye hazırlanıyorum abi dedi. Hoppa. Yani Ekim gibi Allah nasip ederse dönmek için dedi. Süper. Bir arzum var. Bir arzum var dedi. Umuyorum dedi döneceğim. İnşallah çok bu üçün ikinci bundan evvel de geldi. Evet, yani tamam. Bu sefer daha inşallah daha arzulu istekli. Bu sefer tamam olsun inşallah. İnşallah, inşallah. Bekliyoruz Engin'i. Daha genç yani. Bu arada sosyal medyada şimdi yeni bir şey oldu. Bu meşhur bir yarışma var biliyorsun. Evet. Kim 500 milyon eser. Evet. Onunla ilgili bir soru gelmiş galiba şimdi biraz önce. Bütün sosyal medya onunla inliyor. Sana da attım. Analiz et. Hemen bakayım ben de. Attım. Hemen bakayım. Arkadaşlarımız göndermiş. Ne diyor? Şimdi, o, Kim 500 Milyar İster diye güzel bir yarışma var biliyorsun. Biliyorum. Yıllarda yayında olan. Çalışayım. Onunla alakalı at yarışlarıyla ilgili bir soru gelmiş şimdi. Hemen. Çok zor bir soru ama. Yönetmenimiz de ekrana verebilirse benim bilgisayarımı. Evet. Geçtiğimiz günlerde 92. sezonun Gazi Koçu'nun hangi at kazanmıştır? Acaba kaç paralık soru? Bize gelse gül oynuyor. Onu da yazsın. Bilmiş miyim? Onu merak evet, ediyorum. Evet, bilmiş. Bir de bu mesajı atanı merak ediyorum abi. Biz varken kim seyrediyor bunu? Ya hem biz seyrediyorlar hem onu demek. Bize de mesaj atıyor. Yok senin bize de mesaj atıyor. Evet. Selam olsun ATV'deki arkadaşlarımıza da. Onu da paylaşın. Bilmiş mi hakikaten? Kaç paralık evet. Yarışmış?
15 bin liralık soruymuş. 15 bin liralık soru bizim için 100 liralık sorudur herhalde. Şu anda programı izleyenler için ilk soru gibi bir şeydir bu ama. Hakikaten öyle. 15 bin liralık soruymuş. Umarız bilmiştir ilgili. Bize bağlanabilirdi. Joker hakkım var ya, telefonla bağlanmak istiyorum. Evet. Başbakanlık koşusundan katkılarınız da geliyor bu arada. Farklı analiz haftanın gündemi başlığına oradan alacağım ama süreyi de biraz daha etkin kullanmak adına hafta sonunun bir diğer grup birine gitme vaktidir. Niğbolu koşusunda zafer, evet. Serdümen'in oldu ve Özcan Yıldırım idaresindeydi. Yanlış bilmiyorsam bu hafta sonu hem Selim Kaya hem Özcan Yıldırım için bu yılki ilk grup birlerdi. Özcan için kesin de galiba Selim Kaya için de. Önce bir yarışı görelim. Çünkü bu yarışta analizini rica edeceğimiz birkaç safkan var Süleyman Aktı'ya. Onun da yorumlarını merakla bekliyorum tabii ki. Şimdi yarış öyle hızlı gidecek gibi başladı. Ondan sonra Selkut'un ekürüsü. Yapması gereken de oydu. Yanlış bir, bana göre yanlış bir taktik uyguladı. Yarış 15 tempoya düştü. Start verildiği an sanki böyle 15 tempoya düştü. Oldu. Burada herkes artık yerine razı oldu. Selkut'ta tabii ne oldu? Burada mesela grup 1 yarışında yarış hızlı gitti o günü. Direğin dibini aldı. Hı hı. Ve bütün direğin dibinde, bütün yol dinlendi. Ama bu yarış öyle olmadı. Bu yarış bir müddet Halis'ten mücadele etti. Şimdi burada düzeldi. Ama bana göre ona bu yarış çok yavaş kaldı. Hmm. 3 tane safkan. Üçü de süper koştu. Kazanan Selkut ve Serdümen. Serdümen. Selkut, Akkula. İlk 3. Üçü de harika koştular. Ama yarış olarak koşulsa Serkut birinci olurdu. Kurtar ekürüsü Gazi Kosun'da bile 3 atla falan koşan bir ekürü. Aslında böyle yarışlarda ihtiyacı olan tempo yani için... Bu Selkut tam bir uzun mesafe. Mutlaka değil mi? Bir ekürü desteğine ihtiyaç duyuyor yani sanki. Tempo için. Mesela geçen sefer de bir ekürüsü vardı. O nispeten daha çok yardımcı olmuştu. Ama sanıyorum farklı antrenörlerin atladığı bunlar. Farklı antrenör olunca farklı tabii herkes gelince, kendine tabii herkes koşması koşuyor. İcap ediyor. Haklı. Ama burada da ekürü kaybediyor. Ekürü kaybetmiş oluyor yarış. Yani şimdi burada bu üç giden at bu yarışa hız verse Selkut birinciydi. Bak yarış yavaş gittiği için Halis yürüdü. Hemen geldi arkalarına. Yarışın içinde herkes tutuyor. Tabii şu an önde tutuyor. Ama Taliban bile en geride. Yani, biliyorsunuz o Triple Crown ayağı olduğu evet. için çok önemliydi onun için. Tabii ki. O bile gelire girdi yani. Tabii. Hani, tabelanın hemen dibinde yani. Yani bir dördüncü çok, fotosuna çok, çok girdi. Çok yaklaştı yani. O tempo ona da çok lehine yaradı ama. Tabii yavaş gitmesi Taliban'ın yani tam lehindeydi. Serdümen de çok formlu. Mesafe dezavantajına rağmen. Bu sene çok iyi koşuyor Serdümen. Ekürü de bu sene gayet iyi. Çok başarılı oldular. Özcan da çok formda. Çok harika bir yarış çok, oldu. Yani bu tempoyu en iyi o değerlendirdi. Yani en çok onun işine yaradı gibi evet. geldi bana da. Güzel koştu. Çok güzel zaten kazandı. Zaten tutuştu atlar şu anda. Hadi birbirlerine geçen yarıştaki getiriyorlar. Gibi yine Selkut bir daha içeride finişte bir hamle yapacak mı diye düşündük ama. Yani tempo izin vermedi tabii, tempo yani. Yarış yavaş gitti. Yarış yavaş gittiği için o avantajını kullanamadı. Hop. Aslında bir daha geliyor yani. Evet. Bitti bir daha geliyor. İkisinden biri olsaydı Akkula kazanabilir miydi Süleyman abi? Yani iki at birbirine çok yakın geldi ama. Yani Akkula için ya da Akkula bir adım daha bekleyebilir miydi hamlesini yaparken? Yoksa yine müthiş koştu o ayrı ama. Ya ayrı konu. Şimdi bu farklı bir şey. Yani bu yarışın bu gidişatını Özcan değerlendirdi, kazandı. Hızlı gitseydi biraz daha mesela Halis geç kalsa öbür at kazanabilirdi. Akkula kazanabilirdi. Akkula kazanabilir. Halis uyandı. Hmm. O bitirecek yani Akkula. Halis zaten benim tempomun altında gidiyor deyince 700'den yürüdü zaten. Hmm. Yani neredeyse ilk hamlesini yapan aslında Selkut ama tabii biraz ağır kanlı. Biraz şey. Oynatalım tekrardan. Görelim Süleyman abinin söylediği yerleri. Şu anda Akkula ikinci sırada. Selkut dördüncü sıradan ekürsünün yanından üçe girecek. Serdümen de mesela beşinci bu yarış sırada. Hızlı olsaydı Halis nerede olacaktı biliyor musun? Şu anda kazanan atın gittiği yerde. Hmm, yani Serdümen'in orada giderdi yarış süratle. Tabii hiç orada bütün yol dinlenirdi. Bir düzlük yarış yapacaktı. Ama yarışta da tempo yapacak. Hızlı bir tempo olacak. Ne yaptı? Ekürüsü ona bir sefer içeriden yer vermedi. Tuttu dışarı aldı. Burada Akkula öne geçti. Selkut hamlesini yaptı. Dışarıdan da Özcan Yıldırım. Akkula bırakmadı Serdümen. Yani.
Üçü de nefis yarış yaptılar. Yani bu yıl, neredeyse bütün grup Arap yarışları böyle bitti. Tabii canım, Cevher'e kötü koştu diyebilir misin? Yani Talipan bile bu yarışta. Son iki yarışındaki o... Süper bir yarış oldu yalnız. Yani çok güzel yarış oldu yani. Özcan da yani böyle yarışlarda artık ben de varım dedi. Yani bu görünüyor ki... Onun için iyi bir sezon oluyor bu şu anda. Bu hafta şöyle söyleyeyim. Bayağı ciddi yarış kazandı. 24, bugün ayın kaçı? 24. Bugün 23'ü. 23 Temmuz itibariyle 23 günde 31 tane yarış kazandı. Maşallah. Kariyer rekoru olabilir mi? Kariyer rekoru tabii. 23 günde 31 yarış kazandı. Halis Özcan Karataş, Yıldırım'ın bir ay içerisinde en çok kuş kazandığı Halis Karataş bu ay içinde 24 yarış kazandı. 7 tane şeyin fazla. Özcan'ın fazla. Özcan, yalnız Halis'in 24 yarışın 12 tanesi açık koşu. Şimdi yarış Özcan severler, daha çok geziyor. Gerçi Halis de Bursa'ya gidiyor ama zaten, Özcan daha böyle ciddi bir rotasyon zaten yapıyor. Zaten Özcan şu anda dediği tek şey şu. Şampiyon ben olacağım. Yani yapmış olduğu, gösterdiği şey gösterdiği bu. Gösterdiği şekilde diyor ki ben iddiasını ortaya sana koyuyorum. Diyor rahatlık vermem. Bir numara, bir numara ben olmak istiyorum diyor. Yani işte bir numara. Hep senin söylediğin şey bu. Bir numara olmak istersen böyle olacaksın. Ama şimdi yarışseverler bu hafta Halis'in biraz yarışları iyi gitmediği için yarışsever hemen başladı mırıldanma. 24 yarış biniyor. 12 tane açık koşu kazanıyor. Ya. 23 günün içinde. Evet. Daha bir şey söyleyeyim. Bu sezonda 430 yarış biniyor Halis Karataş. 143 tane kazanıyor. Her 3 bindiği attan bir tanesi birinci. Bu dünyada böyle bir olay yok. Bıraksın diyorlar ya. Ya bak dünyada olay ne oluyor? Halis her bindiği atla birinci gelecek diye bir şey de yok. Çünkü neden? Halis biniyor, en fazla ganyan oluyor. Onu en fazla ganyan yapan Halis değil ki. Hültenciler, gazete, tabii. camia. Hepimiz yapıyoruz. Halis sever, herkes için bir dayanak. Hiçbir şey bilmiyorsan Halis Karataş yazıyorsun. Öyle yapıyorsun. Bir yarışa bakıyorsun, içinden çıkamıyorsun. İki tane yarış kaybediyor, bıraksın diyorlar. Adam 430 tane yarış binmiş, 143 tane kazanmış. Bu ay yalnız 24 yarış kazanıyor. 12 tanesi açık koşu. El insaf yani. Bir ayda 12 açık koşu kazanır. Yağacak. Bir yağacak. De Allah'tan ben sosyal medya kullanmıyorum. Bir de işte Halis Karataş'tan başlar. Halis Karataş'tan biter diyorlar program. Öyle bir şey yok kardeşim. Ben neyi görürsem onu söylerim. Benim için Halis de bir, Selim de bir, Ahmet Çelik de bir, Özcan Yıldırım da bir. Hepsi bir. Ben hatası ne varsa söylerim. İyisini de söylerim. Kötüsünü de söylerim. Benim adım Süleyman Aktay. Her şeyi söylerim ben ama iyi. Bu böyledir, bu böyledir, bu böyledir. Yani onu bunu koruduğumuz bir şey yok. Bunu böyle biline yani. Tabii ki canım. Büyük niye şansın koruyalım? Biliyor musun Süleyman yani. Abi? Bizim için de büyük şansın. Yani, Cami için de büyük şansın. Yani bu açıdan ben bakıyor, ders niteliğinde. Ben de baktım bu hafta Halis bu hafta yani öyle pek kazandığı yarışı yok işte. Biraz sonra vereceğiz. Ama adam 23 gün içinde 12 tane grup kazanmış. Ya böyle bir şey de yok yani. Böyle bir şey de yok yani. Fazla yani. Sayın Oğuz Akul diye bir beyefendi. Güzel bir kendisi de aktörmüş, sanatçıymış. At yarışlarını diyor. Yani oynamam, bir şey sayamam ama Süleyman Aktay programı çok seviyorum. Çok mutlu oldum hemşerimin orada olmasına. Sağ olsun, güzel teşekkür ederiz. Nihat Akgeyik de dayısıymış. Nihat abizim. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bizim de iyi bir abimizdi. Çok severdik kendisini. Sevgili Onur, jokeylerin tercihleriyle ilgili bir soru sormuş. Yani Nibol'da indikleri atlara geçildi jokeyler diye. İlginç belki yani de haklı. Yani o grupta jokeyler değişecek. Sürekli yani. Değişiyor. Görünen ki o grupta aynen. Atlar jokeyler. Onur? Onur Dilbaz bizim Sakarya'dan yazan. Akın Bindi Akıncı oldu. Ya. Lokan Kocakaya değişiyor o grupta. Şimdi. Yani bir Halis Serkut da devam ediyor anladığım kadarıyla. Diğerisi değişti. Değişenlerde hep bir sıra sanki kaybetmiş gibi. Ya şimdi bir baş bir oyunu kaybeden jokeye kabahat buluyor. Bu şimdi bu grupta zaten bu yarışlar böyle bitecek ama Selkut yarış olarak koşulursa Selkut bunlardan bir adım önde. Bir adım önde. Güzel. Daha önde. Çünkü o grup bir kazandığı yarışta da belli oldu. Mesela o günü geçti at bu yarışta yapmadı. Evet. O da yakın geldi ama o yarışta yapmadı.
Belki hızlı olsaydı yarış. Evet, yapabilirdi. O kazanırdı, o da gelebilecekti. O da en arkada, Talip Hanım'la evet, beraber anda... en arkada gitti yani. Evet, Nibolu koşusunda böylece konuştuk. Yine yarış severlerden şimdi sen doğru sor- yani Süleyman abi olunca tabii konu. Herkes at soruyor. Hepsinin yarışı geldiğinde nostalji koşusu olarak söz getireceğiz ama Yavuz San'ı soranlar için hay hay diyebiliriz. Neden hay hay diyebiliriz? Nibolu koşusunda Yavuz San'ın kazandığı bir nostaljiye gidebiliriz şimdi. Yönetmenimiz Tanzer'den rica edelim. Yavuz San'ı çünkü konuş konuş bitecek bir safkan değil Yavuz San. Ve bu kazandığı yarışta yanlış hatırlamıyorsam öyle bir yarıştı. Yani evet. Süleyman abi ne diyeceksin Yavuz San, Nibolu koşusu? Yani Yavuz San tabii efsane bir at. Yani Yavuz San'ı geç... Yavuz San'ı ben anca kandırarak geçtim. Yani o da nasıl geçilir kafamda kurgulamıştım. İşte ertesi sene de ben Yavuz San'a bindim. Hiçbir şekilde geçilmedi. Zaten şu anda haber botur içinde. Ben dışındayım. Beraber gidiyoruz. Yarışın arka grubunda. Önde de Caş gidiyor ekürümüz. Onun içinde Ağa Karaca. Tamer'in oğlu. İçerideki lacivert formalı. En dışarıdaki de Sergen galiba. Sergen. Sergen. Sergen beni şimdi oradan alacak, getirecek. Ve potayı gördüm zaten kendi kendine geliyor kazanıyor öyle bir at yani Yavuz San. Oo, burada ben, hiç daralacak kapanacak. Hiç zaten baktı ki daralacak kendi kendine hücum eder. Aynısı oldu. Çok iyi. Kuraklar çınlasın Caş'ta da Ahmet Atçı. Yani ekürü biten ekürü bir bitti. Ahmet abi çok özledim ya. Evet. Epeydir göremiyorum hakikaten ya. Ahmet duydum. Kızı doktor galiba bir yerde onun yanına gitmiş. Öyle torunu varmış. İstanbul dışında mı yani? İstanbul dışında doğu Orta Anadolu veya doğuda bir yerde, oralarda bir yerdeymiş. Ahmet abi neredeyse bize mesaj atsın selam ya. Selam olsun evet. Ahmet abiye de. Çok sayıda katkı geliyor bu arada sosyal medyaya da yetişmeye çalışıyorum. Sevgili Alika'ya güzel bir katkı yapmış. Serdümen Yavuz San'ın yeğeni gibi aynı familya. Kemiyle tüylü olarak 26 soyundan o da demiş. Güzel detay. Yani hazır Nibolu'dan bahsederken hakikaten güzel detay. Bu adaya gitmek için aç susuz bekleyen atlarla ilgili fikrimizi soran yarışseverler var. Atan abi tabii ki. Yani o konuda zaten çok duyarlıyız. Yani ben o konuda CNN Türk'te bile bir canlı yani bir canlı yayına bile konuk oldum. Hakikaten evet, çok şey ama sanıyorum o konuyla alakalı ciddi bir mesafe alındı. Yani şimdi ben kendi fikrimi söyleyeyim. Ben de adaya gittim birkaç sefer. Orada bir arkadaşım var Onur diye. Kuş besliyor da. O bende kuş merakım olduğu için. Yani adada çok kötü bir koku var. Ya aynı kişilere işte bu elektrikli arabalar bilmem ne. Python'unu alsınlar, elektrikli araba versinler. Yatlara çok ciddi eziyet ediliyor. Aynı şey yani. Yapacak. Çok kötü yani, görüntüler var orada. Yani şimdi orada o sıcakta at çıkıyor, iniyor. Ya adada at olsun, binicilik için olsun. Yapılsın bir tesis. Ya. İnsanlar gelsin at binsin. Yani atı çocuklar seven, at binsin, atı bilen, yani. Ata kıymet veren aynen. Birileri baksın. Ama yani bu illa Python olarak olmasın yani. Bunu artık. Ya işte orada sokaklara pisliyorlar ama giriyorsun da adada sırf. Tabii. Ciddi bir kamuoyu oluştu yani. Bununla alakalı. Umuyoruz ki yakın zamanda bununla alakalı yani daha net şeyler... Aynı inşallah. Hassasiyeti paylaşıyoruz bütün seyircilerimizle. Şimdi bir mesele daha var. Yani özellikle hem hashtag'e geliyor hem bireysel hesaplarımıza geliyor. O konuyu açalım. Bu Seven Sense meselesi abi yurt dışından geldi. Yani evet. Ya nasıl favori çıktı? İşte tahminciler ters köşe. Bu at nasıl koştu? Şimdi önce yarışı görelim istersen. Olur. O yarışla konuşacağız zaten. Yarışla konuşacağız tabii. Şimdi dayı yarışı onun konuşacağız. Onun yorumunu yapsın yarışın. Yarışı imparatora soralım. Yarışın öncesini, sonrasını, sosyal medyasını, görüntüsünü hep birlikte yorumlayalım. Süleyman abi. Şimdi tabii atı ben evvelce de görmüştüm. Arif Bey beni götürmüştü ahıra. Yani bizim atlardan farklı bir at. Çok fizikli bir at. Ondan sonra. Ama at yarışın içinde hiç koşmadı yani. Daha burada yok. Ve bu viraja girdiği zaman dönmedi at. Son virajda bak Alice çekiyor. Dışarı gidiyor at. Daha burada teslim oldu. Yarıştan hiç alakası yok. Hiç ciddiye almadı yani. Ki çok süratli bir at. Amerika'da koşmuş. 50 bin dolarlık yarış kazanmış falan. Ama burada tamamen
Yarışı yani terk etti. Yani ilk 637 ile geçildi. Orada zaten yarışı bıraktı. 37. Evet. Ben yani 11-11 gider diyordum. 48-70 geçtik. Öyle çok orada çok hızlı değil. Yarışın içinde zaten gelecek atlar belliydi. Bay Milyoner'le Ayrton içeriden. Ayrton. Bavireş. Bavireş. Öyle bitti koşu yani. O gelmeyince zaten normal bitti koşu. Hop. Ya şey oldu tabii sosyal medyada. Ya çok yanıltıldık. İşte bu ak çok pohpohlandı. Çok abartıldı filan gibi tahmincilere de hepimize de sistemler oldu. Ama yani ben bu sistemleri çok haklı bulmuyorum. Birincisi biraz önce sen söyledin, hatırlattın. Altılı zaten 140 lira bir para verdi. Yani tabii. Neredeyse altılıyı kaybeden kimse olmadı. Ya 140 lira o tevzide tabii. Çok küçük bir para 2 milyon zaten. 200'ün üzerine çıkmış bir tevziden bahsediyoruz. Atın da favori çıkması bence son derece normal. Evet, bir sanıyorum bir 7 ay kadar bir ara vermişti ama netice itibariyle bu at Amerika'da 13 yarış koşmuş. 2 tane kazanmış, 2 tane ikinci olmuş. Kazandığı ilk maiden yarış öyle sıradan bir maiden yarış değil. 56 bin bizdeki total gibi değil olan, yani herkes tabii, giremiyor. İyi bir maiden yarış yani. Kazandı. İyi bir Santa Anita'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Churchill'dan sonra bir şartlı yarış kazandı. Her şeyin ötesinde bu at geçen sene bir grup 2 yarış koştu yani. Evet gelmedi, başarılı olamadı ama yani Amerika'da grup 2 seviyesinde yarış koşmuş bir atın yani Türkiye'ye geldikten sonra üstelik çok iyi hazırlıkları vardı. Yani dereceli, daha doğrusu öyle söyleyeyim, dereceli galopları vardı. Yani 1400 metre bir galopunu ben seyrettim. Hatta cep telefonumda da var görüntüsü. Yani yayınlayabiliriz. Yani Turvakar gibi 1.30 bir galopu vardı. 1.3'lük çok kolay. Sonra 1.200'ü 1.13'lük bir galopu vardı. Yani tribündeki arkadaşlarımız da at birinci attı. Yalnız tabii. Çok güzel yarış oldu bu yarış. Tabii güzel yarış oldu. Yani bu 4 tane Halis'in binmesi, Amerika kariyeri falan. Yani bunlar favori çıkması için onu yeterliydi demiyorum. Ama yani yarışın, yani şimdi onun gelmeyeceği zaten belli oldu. Son 300 metre virajı dönerken 4 gelmeyeceği tane, belli oldu zaten. 4 tane at birincilik için muazzam bir mücadele var. Yalnız Seven Sense Gökhan Kocakaya da bu yarışta süper bindi. Downtown North olsa Seven Sense onu dışarı bile. Evet, şey yapmasa yani daha geride takip etse Halis, gitmese Downtown bitirebilirmiş. Downtown da bir bekleyebilirdi, beklemedi. Çok iyi koştu o da. Yani. Çok formda. Tabii kim bindi Downtown'a? Çok iyi koştu. Downtown'a Müslüm. Ha, evet. Arkasına mı yatmalıydı? Gökhan Kocakaya. Tabii canım, gidiyor hemen işte. Hemen arkasına. Yani, bariyer dinle öyle mi? Öyle ama güzel yarış oldu hakikaten. Öyle olsa kazanabilirdi. Nefis Gökhan Kocakaya süper bindi bu yarışta. Yani onu da tebrik etmemiz lazım. Bu ata da ekstra hakikaten uyumu var. Gökhan Kocakaya'nın böyle... Ben yarışın şu anda en arkası, en geride takip ediyor. Yedinci vaziyette. Yedi atta, yedinci gidiyor. Süleyman yarış abi, şu andaki çok hızlı sondan değil. Sırası başta olacak. Yani evet. Sondan birincisi, sondan ikincisi, sondan üçüncüsü 1-2-3 olacaklar. Evet. Ki öyle ekstra bir sürete binmediği halde. Ama işte iki at yan yana gittiği zaman ister istemez orada bir yıpranma oluyor. Tabii oluyor. Atan abi büyüklerimiz öyle söyler. Şeyleri... İki at yan yana gidiyorsa ikisi de gelmez derler. Hani böyle tabii genelde. Tabii birbirine yan yana gitmeyecek yani. Yan yana gitmeyecek. Böyle yarışta birbirini kovaladı mı atlar, bir şey bekleme yani. Bir de bir şey daha söyleyeyim yani Seven Sense'le ilgili. Bu at Amerika'da çok ciddi bir grup bir atının ana baba bir kardeşi. Ernest Gatsup diye Amerika'da grup 2 kazanmış. Breeders' Cup'ta at başı ikinciliği olan, iki tane grup 1 yarışta üçüncülüğü olan bir atın öz ana baba bir kardeş. Evet. Amerika'da kazandığı yarışı bilmiyorum, var mı? Var, var. Mesela onu da bir gösterelim. Oynatabiliriz. Hani nasıl bu at favori çıkıyor deniyor ya. Sevgili yani, Tanzer, benim çok normal önümdeki ekranı çıkması. Bir saniye. Ben şöyle yaparsam oynatabilecek miyim diye bir bakayım. At tabii ara vermiş ilk yarışı, bunlar tabii ki faktörler ama yarıştan önce yani bu kadar kötü koşacağını şimdi, hiç biz beklemiyorduk yani. Müslüm de onu rakip gördüğü için tabii. Hemen erken gelmişti. Baskı altında aldı baskı onu. Baskı altına aldı. Yoksa rakip, bu benim rakibim ama ben bunu biraz arkasında idare edeyim dese bitirebilirim. O da kazanabilirmiş, evet. Gösterebileceğiz mi? Seven Sense'in yarışı. Tam ekran olarak gösteremiyorum ama en azından şöyle verebilir miyiz? Yani insanların aklını, hani seyretmeyenlerin aklını atla ilgili şöyle bir fikir yapalım. Olsun diye. Böyle verelim. İyi olabilir. Gösterebiliyorsak tabii. Evet, öndeki at. Öndeki at, Seven Sense içeride.
Şimdi bir yarış severlerden gelenleri sorayım ben. Churchill Dance'da koşulan bir şartlı yarış bu. Aynen. Şimdi içeride ve takısız. Bizde takıyla koştu biliyorsun abi. Kapalı evet. gözlükle koştu. Onu soran yarış severler oldu. İki, sahaya çıktığında bir sertlik yaptı. Pikörsüz çıkmasından etkilenmiş olabilir mi diye çok güzel evet. bir sosyal medya katkısı vardı. Doğru, öyle bir katkı da oldu. Start içerisinde sıklıkla kafasını kaldırarak bir reaksiyonu vardı. Onu sormamızı istediler Süleyman abi. Şöyle, yani bu 50 küsur bin dolarlık bir yarış. İşte hep mi sola döndü acaba? Ben, şimdi evet, sağa ben onu döndü. Soracaktım şu anda. Hep mi sol koştu? İlk defa mı sağ koşuyor? Onu hep böyle koşuyor. Amerika'da tabii, hep böyle koşuyor. Sol koşuyor. Ama idmanda normal. İdmanda sağdan i̇dmanda döndü. İdmanda koşuyor ama işte yarış başkanı bazı mı? At vardır ki ilk sağ koştuğu zaman yapamaz. Bu da eğerlemeden çekilmiş yani fotoğrafı. Yani bazı at vardır hiç onun için fark etmez. Bazı atlar için sağ koşmak ters gelebilir. Dolayısıyla bu tarz itirazları en azından tabii. değerlendirebilir yarış severlerden. Seventh Sense meselesi de böyle. Var mı ilave edilecek atladığımız bir şey? Sosyal medyadan da eğer yarış severlerimiz varsa daha sormak istediklerini sorsunlar. Bu arada güzel bir katkı geldi Süleyman abi. Amerika'dan at sahibi Cem Sevim, Sayın Yaman Zingal'ın da evet. yakınıymış. Tanıştık kendisinden. 10 yaşından selam bir olsun. Hayranıyım. Selam, o diyor Türk yarışçılığının Elvis Presley'dir demiş. Sağ olsun. Selamlarını göndermiş. Üzerimde kalmasın. O da sosyal medyada katkısını yapmış. Kadir bir soru sormuş. Sevgili Kadir Kıygır. Dayıya sorabilir misin diyor. Seventh Sense'in aksiyonları Çin pis gibi olabilme ihtimali var mı acaba diyor. Yani atın aksiyonları güzel, herhangi bir şeyi yok. Koran da bir bilgi paylaşmış. Amerika'daki tempolarına bakarsanız diyor, ilk 421, ilk 844 ile geçmiş diyor. Vay vay vay. Ki daha ağır bir pist yani. 21-44 inanılacak şeyler değil tabi. Murat'tan bu kıymetli bir katkı. Murat Sancal. Atın Amerika'daki son dönem antrenörlüğünü yapan dostumuz. Bana göre gözlük büyük hataydı diyor. Ha, ilk defa evet. takıldı. Koştuğu 6 gözlüklü yarışın 5'inde gruptan çok geri geldi diyor. Bugüne kadar hiç gözlüklü iş yapmadı İstanbul'da diyor. Ama yarışta diyor. Kapalı gözlük takıldı. Evet. Böyle bir katkı gelmiş Murat'tan. Ahmet abi Sinop'taymış. Boyabat'taymış. Senin bana gösterdiğin galopta gözlük vardı galiba, atın gözünde var mıydı? Ona şimdi bakacağım, emin değilim. Evet. Ahmet abi Sinop'taymış. Boyabat'taymış. Aa, selam olsun. Evet. Selam. Eşi kızı ve ailesiyle. Hı-hı. Ben şimdi o galoba da bakacağım. Dayıcığım. Galopta var mı gözlüğü? Çok sayıda katkı geliyor bu arada. Laterna Magica'yı sormuş yarışseverler. Bir bilgi alırsak hay hay hemen gönderirim. Laterna Magica ile ilgili de sahadan dostlarımızdan varsa bir son dakika bilgisi. Çünkü hafta sonuna da kayıt olmayınca yarışseverler hemen biraz soruyor. Kullanıyor tahmin ediyorum yani ikili olarak ama... Tabii koşması bekleniyordu. Seventh Sense için hani tıpkı Çim olduğu gibi Kabakum daha iyi olur mu diye soran isimler var. Birçok kişi sormuş. Yani şimdi ilk defa sahana koştu. At bakalım, ikinci yarışı belli olacak. Kapalı gözlükle ilgili yine katkılar evet. geliyor. Kapalı gözlük denene çıkartılabilir mi acaba diye Suat abi de göndermiş hatta. Çok sayıda katkı geliyor. Hepsine dönüş yapacağız ama en azından yarış severlerin programa gönderdiği bütün başlıkları böylece sorduk ve koşuyu da konuşmuş evet. olduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşusunda. Bilmiyorum şeyi akışı bozar mı ama Seventh Sense yurt dışından konuşurken aynen. bugün çok güzel bir şey oldu yurt dışından yine. Yurt dışında çok at koşan atçı büyüklerimiz, dostlarımız var. Hem Amerika'da hem Avrupa'da. Bugün Sayın Başkan'ın da yetiştirici olarak bir galibiyeti vardı. Bir galibiyeti oldu İngiltere'de. Sevgili Mustafa Girgeç diye çok kıymetli bir dostumuz var. Yurt dışı yarışlarını evet, çok iyi takip eden. Müthiş takip ediyor. Onun sayesinde, onun Twitter'ında gördüm. Çok kıymetli bir dostumuz o da. Ona da selam olsun. Çok güzel bir yarış kazandı. Full Serdal Adalı yetiştirmesi. Evet, Full For You diye. Annesi de yine yurt dışında koşmuştu. Türkiye'den gitmişti. Sri Pekan kızı. Evet, Sri Pekan Turunç. Hatta evet, orada satışa falan da girmişti diye hatırlıyorum. Yanılmıyorsam. O bugün çok tanzer. Sonuç tablosunu da verelim. Yurt dışı kaynaklı bir haber sitesinden sonuç tablosu da vardı. Onu da ekrana verebiliyorsak onu da verelim sevgili Tanzer. Yarış sonucu olarak 4 safkanın bilgisi geliyordu. En üstte Full For You'nun birinciliğini gösteren. Görsel olarak vardı. Bulabiliyorsak onu görsel olarak var. Videodan ziyade ona bir bakabilirsek onu bulalım. Bulamıyorsak yola devam başkanı edeceğiz. Başkanı tebrik edelim. Sayın Başkan'a tebrikler. Evet. Yetiştiricilik yönüyle de böylece haftanın gündemlerinden biri olmayı başardılar. Şimdi koşu öncesi nal meselesi vardı. Evet. Bu arada Seventh Sense'in galobu gözlüksüz.
Gözlüksüz mü? Evet, gözlük yok. Şimdi bu, seyrettim. Bu notta geldi. 1400 metre yaptığı galopu seyrettim. Gözlüğü yok. Gözlüğü yok. Yarışta gözlük var. Etkilenmiş olabileceğini düşünüyor stüdyoda. Şimdi demek ki yani buradaki antrenörü gözlükten daha iyi koşacağını öngörmüş. Öngördü. Öyle koştu. Yoksa neden? Orada koşmuş. Yani Murat'ın katkısı önemli. Büyük hataydı diyor Murat. Evet. Atın Amerika'daki antrenörü. Geçtiğimiz haftalarda Nal'la ilgili bir yurt dışı örneği getirdik. Hemen bir hafta önce ve hem İmparator hem Atan abi dedi ki bizde de böyle uygulama olmalı. Yani bu tarz problemler, aksaklıklar olabilir. Oluyor da. Her sene böyle şeyler oluyordu. Karşımıza geliyor ama dedik ki biz niye safkanları dışarı alıyoruz değil mi Süleyman abi? Evet. Bunu pazartesi dillendirdik. Bakın neler olmuş çarşamba gününden bir örnek. 18 Temmuz'a gidelim. Start gerisinde zamanlamalarıyla Süleyman abi. 16.57 evet. Safkanlar starta girmeye başlıyor. Bunun için de hem sevgili Tarık hem Adem abiye teşekkür edelim. Zamanlarıyla yani time kodlarıyla hazırladılar bu haberi. 16.57'de safkanlar içeri girmeye başlıyor. Yani 17'deki bir start için tam 3 dakikalık bir sürede start görevlileri safkanları içeri almaya başlıyor. Oynatalım biraz. 16.58'de ikinci at starta giriyor. O sırada bakın uzak köşede Bodyguard Hero'da Özcan Yıldırım'ın diyalogları başlıyor. Ve 16.59'da 3. at starta giriyor. Ritim Divine'ı şu anda starta girerken izliyoruz. 4. at starta giriyor. 16.59 aynı dakika içinde hemen Ritim Divine'ın arkasına girecek. Bodyguard Hero ile ilgili şu anda uğraşılar da devam ediyor. Bakın sonra ne olacak? Biraz hızlandırabiliriz sevgili Tanzer. Evet. Hızlandıralım. Özcan attan iniyor. Ve Nalbant geliyor. Saat 17 Nalbant'ın sahaya girişi. 17.01 içerideki safkanlar dışarı alınıyor. Bu bir ilk. Biz de yukarıda oturuyoruz hatta anlat. Evet. O anda telefon geliyor sen anlat. Buyurun. Hadi bakalım. Telefon bölümünü anlatmayayım. Telefon bölümü bugün bizde kalsın. Biliyorum ama. Telefon bölümü bizde kalsın da. Ben o zaman isim vermeden anlatayım. Bütün jokeyler çıkıyor. Evet yani zaten jockey burada konuşacağımız tanesi, konu. Jokeyin bir tanesi diyor ki benim atım iyi diyor. Ben diyor çıkmayacağım diyor. Aha. Tamam mı? Ben diyor benim atım iyi diyor çıkmayacağım diyor. Demek ki programı izlemiyor. Bizim şöyle bizim dayıyla oturduğumuz basın merkezinin balkonundan tam start şeyde biz içerideki atı göremedik. Yani herkes çıktı yani, diye düşündük biz. Yani. O arada telefonla bir arkadaşımız uyardı bizi. Gördünüz mü dedi. O da atın sahibi. Diyor ki benim jockey diyor. Benim jockey diyor. Benim atım iyi içeride çıkmamış. Şunu konuşun diyor programda diyor. Ben isim vermiyorum şimdi. Tamam mı? O arkadaş için zaten ben iki haftadır burada onun iyiliği için bazı laflar söylüyorum. Demek ki bu programı açıp tenezzül edip izlemiyor. İzlemediği için de o gün at makinanın içinde çok iyi diyor. Çıkmıyor. Ya problem şu. Atın dışarı çıkmasını istemekteki gerekçe huysuz at içeride daha çok huysuzlanır değil ki. Yani. Ne dedi geri? Ya bir atın dedi start makinesi içerisinde kalabileceği maksimum makul süre 2 dakika. Hadi bilemedin 2,5 dakika dedi. Neden dedi? Çünkü at 2 dakikayı geçtiği zaman serotonin yerine ilk önce adrenalin salgılıyor. 2 dakikayı geçince endorfine dönüyor. Dolayısıyla at mutsuzlaşıyor, uyumaya başlıyor, konsantrasyonu kayboluyor dedi. Oradaki amaç at tamam Mustafa haklı olabilir. At hakikaten sakin duruyordur ama problem onda zaten sakinliği biraz da. Tabii ki. Yani anlatabiliyor muyum? Yani evet. Yarışmacı ruhtan uzaklaşması meselesi. Tabii burada. Ki yani şimdi herkes çıkmış. Yani onun da çıkması gerekirdi. Ya işte tabii dolayısıyla, ki izlese programı. Yani o belki kendi konforu için onu yaptı veya işte bir daha girip çıkma olmasın diye yaptı ama yani bunu zaten biz söylemiyoruz. Yani bunu hakikaten bu işin kompedanı. Uzmanı yani. Bu yurt dışından bu işin ciddi paralarla Türkiye'ye getirilmiş, buradaki insanları eğitsin, donatsın, anlatsın diye getirilmiş. Çok büyük bir şahsiyet söylüyor. Tabii yani önemli bir insan söylüyor. Yani diyor ki 2 dakikanın maksimum budur diyor yani. Şimdi sen at içeride rahat duruyor diye. Kaç dakika kalmış içeride Enver tam olarak?
8 dakikadan fazla. Fazla mı? Birisi 10-12 dakikayı falan buldu yani dedi. İlk andan mı? At, ilk andan 11 dakika. 11 dakika. İlk andan 11 dakika. Niye i̇yice içeride kalsın iyice at yani? Içeride. İlk andan 11 dakika. Çok çünkü ilk atın şey girişi yani. 16-57. Çok bilmiyorum yani. Ha yani. Atın performansı ayrı bir mevzu. At belki yine gelmeyecek. Bir boy startta kaldı. Ya iyi başlayamadı. Ama yani belki gelmeyecek hatta o ayrı bir mi bilemeyiz ama neç itibariyle gereğini yapman biz gerekiyor biz doğrusunu yani. Yapalım. Doğrusunu yapalım tabii ki aynen. Yani 38 saliseyle tabelanın bunu gerisine kalın. Yani ben haberim ama benim arkadaşlarım o padok içerisinde arkadaşlarım mesela atın antrenörünü yapan dostumuz Duygu mesela çok üzülmüş bu olaya. Yani. Çok üzülmüş yani niye kaldığı noktasında. Hı-hı. Mutsuz olmuş yani. Yani onu herkes çıkarken çıkacaksın yani. Abi zaten matematik olarak baksan 38 salisiyle tabelanın gerisinde. Hayır bir de yani bir hafta önce konuşuldu ve bizim ağzımızdan da değil yani. Bu işin kompedanı adam çıktı dedi ki yani bunun gerekçesi budur. Bu sebep budur dedi yani artık buna karşı da hani. Biz de açtığımız hani adına doğru bir şeyi yani. Aktardık burada. Öyle biz dedik niye aynısı olmasın başımıza yani. Geldi yani. Yazık. Bir de tam tersi bir örnek oldu. Tabii biz yayına girmeden önce pazartesi günü. Ki geçen hafta programımıza da Safkan ilgilileri çok katkı yaptılar. Bursa'da Skorer isimli bir Safkan vardı. Son ayakta. Box gerisinde nal düştüğünü fark ediyor jokeyi ve nalı görüyor örtünün arkasında. Attan inip nalı alıyor ve komiserlere diyor ki hocam nal bant gelsin de çaksın öyle yarışalım diyor. Komiserler kurulu yukarıya mali komiserler kuruluna bilgi tamam. Veriyor telsizle. Komiserler diyor ki şu andan Alban start gerisinde değil. Olmaz. Eğerleme bölgesinde diyor. Evet. Dolayısıyla araçla da almıyorlar. 5 at var diye dışarıda. Fazla vaktimiz yok deyip Safkan'ı dışı çıkartıyorlar. Yani Enver'cim şöyle olmalı. Nalban ve sağ veterineri. O günkü sağ veterineri. Ve Nalban her zaman arabanın içinde. Starting box'un arkasında her yarış bulunmak mecburiyetinde olmalı. Süper. Gezen bir şey var. At orada topallıyor. Ben şimdi bir şey söylemeyeceğim. İsim de vermeyeceğim. Koşulan büyük koşuda. Arap. Nibolu koşusunda. Nibolu koşusunda atın biri topallıyor. Resmen topallıyordu aşağı giderken. Resmen topaldı yani. Eyvah. Evet yarıştan ya komiserlerin farkına varmışlar ama önce mi sonra mı bilmiyorum. Yarıştan sonra şeye istemişler. Veteriner kontrolü istemişler. Bilmiyorum. Herhalde yarıştan sonra da gösterdim. Toparladım. Dayıyla beraber oturuyorduk. Evet. Atancım dedim bak dedim. Baktı çok. Hatta yanımızda yani şey de vardı. Mutlu da vardı. Mutlu vardı. Ben gör bak dedim at topallıyor dedim. Mutlu da dedi inanılmaz dedi ya. Yani şey öyle hani atçının göreceği bir şey değil. Üstünde de büyük bir jokey vardı. Herhangi bir yarışta herhangi bir yarışta bile görebileceğiniz bir şeydi yani değil mi dayı? Çok bariz topallıyordu yani. Aktris yaptı topallıyordu üstünde de büyük bir jokey vardı. Atla bir şey yapmadı yarışın içinde. Gelmedi. Geçmiş oluyor oluyor yani arada. Şimdi o atı o halini koşturmamak görseydi şey veteriner koşturmazdı koşmasın derdi. Ha belki atın huyu da var öyle. Isınıyor. Isınana kadar. Isındıktan sonra ama ısınma topallığı değil. Yani bir at vardır böyle topallar. Bir at vardır böyle böyle gider birini eksik kullanır. İşte o dersin hani ki ısınıyor. Hani bazen kısa gidiyor kendi elinde sonra ısınmış. Ama bu ısınma topallığı değil yani. Ya Süleyman abinin şu raporları yani bir yayında söyledikleri var. Bir yayın tabii, bitiyor tabii. Böyle. Daha ne söylemedikleri var. Söylemedikleri yani, var. Tabii canım. Ama şimdi hazır açılmışken o zaman oraya gidelim. Yani Rhythm Divine ile ilgili 6 Haziran yayını YouTube'da var. Yani YouTube'a yarış severler girebilir. Yanılmıyorsam da 32. dakikada başlıyor sohbet. Yani 31-32. Evet. Dakika başlıyor. Ve diyorsunuz ki ağzında sıkıntı var bu Safkan'ın. Şimdi Rhythm Divine'in yarışını görelim. Sonra Safkan'la ilgili neler olmuş? Yani bu nal çakmanın üzerine yarışı bir görelim. Rhythm Divine'ı konuşalım. Diğer isimleri konuşalım. Bodyguard Hero'yu konuşalım. O gün için bekleneni veremedi. Detaylandıralım. Çünkü Bodyguard Hero ile ilgili de tespitleriniz vardı. Ama önce kazananı bir konuşalım. Miss Planet için müthiş bir yarıştı. Bu sezonki yaparlık yarışı. Miss Planet zaten konuşmuştuk. Bu mesafede geçen sene hepsini geçti bunlar. Tabii ki. Ama Rhythm Divine tabii bu yarışı. Bu arada Halis abi bir mesaj evet, atmış. Evet şimdi bana da mesaj atmış. Halis abi mesaj atmış. Görmedim. Yarıştan sonra neden gözlük takıldı diye ben de sordum diyor. Seventh Sense için. Evet. Bu yarışta tabii şimdi fark ettim. Halis abi de katıldı. Rhythm Divine çok klas bir yarış koştu. Çok kolay kazandı. İyi bir derece çıktı. 22
60 mıydı? Evet. 22-75 ile bitti. Ben 61 şey, falan. Orada herhalde 61 yazdı. Orada 61 yazdı. Evet. Geliyor sonra. 22-61 de çıktı buradan zaten, hadi dedi. 22-75 ile resmine evet. Çıktın. Şurada belli oldu zaten. Yani kazanca. Hadi yani. Dedi. Çok dövmesine de gerek kalmaz. Zaten yani zaten hiç böyle dokanmadı bile. Kısrak da geldi arkasından. Çok kolay ikinci oldu. İkinci o da yani. Geçen yıl dışında düzeliyorum yani. Mesajı vermişti hakikaten. Yani zaten onun ideal mesafeleri bunlar. Hmm. 1600-1400 yani Miss Planet'in ideali. Yani 1400 daha ideal onun için. İstanbul'da bir nalbant start makinesinde sağ veterinerlerin arasında bulunuyormuş. Eğer varsa diğer ikinci nalbant eğerleme mahallinde bulunuyormuş. Hmm. Yani kural buymuş. Abi çok yani güzel. Bir tane varsa start makinesinde sağ veterinerlerin arasında durması gerekiyormuş kural olarak. İkinci bir nalbant varsa onun da eğerleme mahallinde bulundurulması gerekiyormuş. İşte Bursa'da son koşu olduğu halde eğerlemenin orada demişler ve bir atın yarışma şansı. Son koşunun olmadı. Getirdiği bence bir evet rehavet hali olmuş. O nasıl olsa olmaz oldu herhalde büyük bir ihtimalle. Ve hatta çok işte en son girecekti. Öbür atlar çok içeride kaldı. Komiserin inisiyatifinde bir şey çıkarttı değil mi yarıştan atı? Tabii tabii. Yani, komiserler çıkarttı. Yani. Çünkü o atlar hepsi dışarı çıkacak. Tabii tabii. Kalabalık yarış. Yani onun için. Kalabalık yarış. Ya da bekletmek istemediler herhalde. İçeride evet. Dörtmüş. Halis, şimdi sosyal medya hesapları da yanılmıyorum. Begüm'ün doğum günü müymüş bugün rahmetlinin? Sorarım abi. Sorarım. Yani tabii Esra Hanım'ın doğum gününü kutlayan birkaç mesaj gördüm. Esra Hanım mı Begüm mü onu İkizler. Çözemedim. Doğru. Tabii tabii. Onlara Esra'ya da çok selam olsun. Begüm'e de rahmet istedi. Allah rahmet eylesin. Hemen soruyorum Halis abi. Evet diyor. Nur Murat Bey'le bugün mesajlaştık. Tabii aslında Gazi Kosu ve öncesindeki evet, doğum günüydü demiş. Halis abi katkı yapmış. O iki yarıştaki performansı çok aradı. Çok şey söylendi. O yarıştan sonra Gazi Kostu'ndan sonra tabii bir takım şeyler oldu ama onu hani bugün dayı gündeme getirmeyelim o konuyu bugün dedi. Evet. Bir takım aksaklıklar oldu, onlar bulundu ve o tedaviler, o düzenlemeler sonrasında bugün hakikaten çok güzel bir yarış koştu. Bundan sonraki tabii yol haritasının ne olacağı önemli. Hı hı. Murat Bey'le bugün bir konuştuk. Enternasyonel yapılırsa ki yapılamama durumu var enternasyonelin evet. Bu sağlık program meselesi yüzünden. Gerçi 1 Ekim'den itibaren her şey rayına girecek diye bir dönüş yapıldı diye duydum. Hı hı. Ama 1 Ekim'e kadar olan sürede bir sıkıntı var. Eğer ona göre bir planlama yapıyorlarmış ama Fatih Sultan Mehmet Kosu büyük bir ihtimalle programın haritada içerisinde var. Olur. Ama bu yarış hakikaten keyif verici yani. Peki Atan abi şeyde bir yani atıyorum yurt dışından safkan gelmese de uluslararası vasfı kaldırılıp Türk parası yarışlar, olarak koşuyor. Evet, Türk parası olarak devam eder değil yani mi? Yani şu anda TL olarak koşulacak. Yani şöyle, bizim zaten bir problemimiz var internasyonel yarışlarla ilgili. Yani biliyorsun katalog standartlarına göre yarışların, bu yarışların işte tarihleri, günleri değişmeden, mesafeleri değişmeden, ikramiyeleri azaltılmadan ve belli klasta atların gelmesi gerekiyor ki bu statüsünü koruyabilsin diye. Dolayısıyla eğer biz Avrupa'dan bir katılım olmaz da atıyorum işte sadece Rusya'dan, Azerbaycan'dan katılım olursa o katalogdaki yerini o level'ı koruyamayabiliriz. Dolayısıyla kulüp bunu çok her şeyini düşünüyor. Belki bir seneliğine bunun bir pas geçilmesi durumu söz konusu olabilir. Şu anda tam bilmiyoruz tabii. Bilmeden de bir şey konuşmayalım. Ama koşular koşulacak. Kendi isimleriyle koşulacak. Enternasyonel olup olmayacağı bir zamanda ortaya çıkacak. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki Süleyman abi. Murat Bey'e burada. Bu tip büyük yarışlar Gazi falan koşulurken böyle yeni atçılar bir profesyonel yardım almaları şart. Ya bugün onu konuştuk. Atçılık derya deniz bitmiyor yani. Değil mi? Süleyman Aklı bile bugün bir şey öğrenebilir yani. Bu çünkü şimdi o yani şimdi Gazi yarışında atın problemini şimdi burada söylemiyoruz. Şimdi bu yarışta gerek yaptığı aksiyonlarıyla o yarışta değil tabii. Alakası yok. Çok farklı. Ve bu herkesin bildiği bir şey, atta çıkan bir şey. Herkesin bildiği bir şey. Evet. Yani profesyonel bir ekip olsa orada hemen zaten çözecek. Yani veya profesyonel bir yardım alsa hemen söyleyecek. Bazı dersler tabii pahalı dersler. Pahalı dersler tabii. Ama
Tabii atçılık böyle bir şey. Yani. Ne ilk ürünler ne bir ama işte telafisi. Şimdi Seymour'u saslıyorum. At Amerika'dan gelmiş. Telafisi Amerika kariyeri olmuş. Kurtel gibi. İşte, Amerika'da 5 tane. Şimdi beş, diyor ki mesela. 5 yarış gözlükle. Amerika antrenör diyor ki yani büyük niye hata diyor ya. Koştu değil böyle mi? Hiç yapmadı diyor. Ki yani çok büyük bir ekürü bu yani. Ben yani hiç o konuyu aklım ucundan geçirmemiştim. Böyle şeyler olabiliyor. Pis, yadırgayabilir, ters döndü. Tabii. 7 aydır koşmuyor. Boğulur bak. Bunlar ters dönmede. Yani. Ters, çünkü at orada hep solu yani hep soluna oradan hep dönerek. soluna sürat. Hmm. Öyle alışmış. Burada geldi sağa dönüyor ve at dönmüyor yani. Son 600 virajına girdi. Biz mesela şöyle bir tereddüt yaşadık biz. Ya bu at işte Amerika'da koronun dediği gibi 11 gidiyor. 44 yani 800'ü 44 geçiyor. Her tarafın 11'i geçiyor. Hmm. Ya Halis böyle bir şeyi düşünmez. Denemez, hani yumuşak gider. Yavaş daha yavaş götürür de acaba at ondan kaybeder mi diye. Acaba Politrak'ta çalıştırdılar mı atı? Düşünüyorduk. Politrak'ta da bir çalışma yapmış galiba var. Süleyman abi. Evet. Var. İçte de var, Politrak'ta da var. Bir sonraki yarışta daha çok net bir fikrimiz olacak. Net bir fikrimiz olacak. En azından hem takısıyla hem koşu şekliyle tercih edeceği yarışla daha detaylı bir şekilde analiz edebileceğiz. Bursa'ya gideceğiz. Turkish Legend'ı konuşacağız. Geçtiğimiz haftanın pazartesi gününe denk gelmişti. Etkili bir sprintle yarış kazanmıştı. Konuşuldu da zira Safkan'ın adım adım yükselen bir trendi var ve Sponza ekürisi bu tarz Safkanları tabiri caizse böyle adım 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 yükselmeyi çok iyi başaran ekürlerden biri. Şu anda sondan 4. sırada. Biraz hızlanabiliriz, düzgün oraya gelebiliriz ve Süleyman abiye sözü bırakabiliriz. Burada yalnız bir geri gelir misiniz? Biraz geri gelip orada bir detay var. Burada da mesela pist. Keremito mu? Evet pisti. Tamam önce onu görelim tekrar. Bir görelim. İlk viraja kadar gelelim. Keremito'nun virajı mesela Seven Sense için ilk defa ters döndü. Dayı evet, görüyor burada. Musun Keremito'yu? Evet. Keremito nerede? Dönmez. Bazısı yani yapamaz zaten alışmamıştır. Çünkü rutininin dışına çıkıyor değil mi? Ezberi bozuluyor atın. Evet. Keremito yarışın başında orada tabiri caizse yarışı kaybetti, evet, tabii. Yarışı orada kaybetti. Gelelim şimdi düze doğru. Harun Han'ın temposuna gitti yarış uzunca bir süre. Burada da Montana bu Harun Han'ın bir iç bir dışında Tolga biraz tam ortada mor beyaz. Öyle mi yapsam böyle mi yapsam burada bir hop. Çok küçük o tereddütü burada ele aldı. Arkadan hiçbir şekilde etkilenmeyen Turkish Legend dışarı ya, çıkacak. Turkish Legend yani düzlükte çok inanılmaz bir sprint yaptı. Yani 4 tane kazanmış galiba üst üste bu 5. Evet, yarışı. Bu boşuna kazanmadığını belli etti. İyi bir Safkan. Bu mesafelerin her zaman iyi atlarından biri olacaktır. Sayın Sponzo'ya da buradan selam olsun. Benim İzmir'e selam olsun. Yani benim bavi diyorum ben. İşte benim yerimin hemen aşağısında o çiftlikten bu atları nasıl çıkartıyor ben onu tebrik ediyorum zaten. Yani inanılmaz bir şey yani. İyi bir yetiştirici. Yani iyi bir yetiştirici. Yani küçük bir çiftlik. Zaten ama butik yapıyor. Hı-hı. Butik yapıyor, azat, küçük bir çiftlik. Bu butik kadar yapıyor. Güzel atları nasıl getiriyor? İşte demek yani o kadar ara, o her şeyinden gider, işte, Fransa'ya mesela İrlanda'ya gider oradan böyle seçme kupon işte, kısa kalır. Kalsiyum mu diyelim, proteini o işte o çok yiyeceği ot yok her zaman. Yani bu canın orada kaynaklar bağlı bir yerdeyiz biz. Ot yok çok. Ot olmayınca protein bilmem ne, hep bunları takviyelerle öyle iyi de dengeliyor ki. Bir de butik bir çiftlikten böyle iyi atlar çıkma çok zor. Çıkartıyor, tebrikler yani. Bu 10 numara bir şey. Gerçekten az atla hep yani iddialı yarışlarla geliyor. Yarıştan sonra yani konuştuk. Ekip de iyi bir ekibi var. O yıllarca hep aynı ekip değil mi? Etem abi de çalışır. Evet. Sevgili Metin Etem abi. Evet. İyi bir ekür yani. Evet. Yani hep böyle hani bazı ekürler vardır. Onun bayrağı hep olsun istersin. Hep dalgalansın istersin. Bir sponsor ekürüsü benim için de öyle bir ekür yani. %100 hep böyle belli klaslı atları koşar. Belli seviyede atlar koşmaya çalışır. Ya şimdi o yerden çıkma ihtimali yok atın. Anlıyorum. Yok. İngiliz atı orada olmaz. Ama orada ne yapıyor, yapıyor. Oradan atı getiriyor işte. O takdir edilecek bir şey. Bizim gibi atsa ben gider bakarım. Buradan at gelmez derim yani. Kim baksa der. Ama
Orada bunu söylerken işte onu, yanlış anlamasın. Yani çiftliğin şartları çok kötü değil. Yani, çiftlik, at başına çiftlik, düşen dün, çiftlik araziden zaten bahsediyor musun? Çiftlik bir şey. 10 numaranın 10 numarası. Ama o ufak yerden, o padoktan, o ot, çok sıcak bir yer İzmir. Oradan demek ki ne takviyeler yapıyor, neler yapıyor, böyle güzel atlar getiriyor. Muhteşem, tebrik ediyorum yani. Francesco Bey her zaman farklarınızı yani seyreder, katkı da yapar. Evet. Ki yarıştan sonra da konuştuk, tebrik de ettim. Artık İstanbul'da görecek miyiz safkanızı dedim, hak etti dedi. Çiftliğin kötü olması olasılığı yok, orada yaşıyor kendisi. Tabii. Yani bütün her dakikası orada geçiyor. Evet. Cemcem üzerine de böyle bir safkana ya, ihtiyacı vardı gerçekten. Evet. İzmir'in de çünkü İzmir'den yetişmiş Cemcem bir safkan. Cemcem de çok müthiş kumda bir müthiş ya. Müthiş bir at. Evet, böylelikle Turkish Legend'ı da konuştuk. İstanbul'a gelecek, yol haritası İstanbul olacak. O bilgiyi de vermiş olalım. Farklı analizde izleyicilerimizle buluşturalım. İzmir'e de selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Mavali Türk'e mi geliyor? Hangi yarışa geleceğini bilmiyorum ama şeye de gelebilir. FSM'ye de gelebilir. Süleyman abi, Fatih Sultan Mehmet'e de gelebilir. Ama İstanbul, yani bir sonraki yıl haritamız İstanbul artık dedi. Yani hak her yerde de koşar. Yani Politrak'ta da koşar artık. Evet. O da farklarınız var. Koşar. O aksiyonu var yani. Süleyman abiden de her türlü pist koşulunda da evet, İstanbul'da koşar. Evet, bir at daha gördüm. Bu şimdi burada şey yapacağız Ankara'da. Hı-hı. O da öyle. Politrak bir aday da. O da gelebilir Politrak. Onu da konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Hangi safkan olduğunu da merakla bekleyeceğiz. Ama önümüzde Kayer Kulu saygı ve rahmetli andığımız koşu var. Stallion Falcon. Yine sahanın hakikaten böyle geldiği zaman uzaktan Kayer Kulu geliyor derdik. Biz küçük yarış severler olarak evet. Siz tabii eşleri, dostları yani yakınları, arkadaşları, abileri, kardeşleri. Yok, hakikaten rol model açılardan bir tanesiydi yani Kay abi. Çok. Bir de çok iyi bir sesi vardı. Çok ben güzel tabii atçı olmadan evvel tanıyorum Kay abi'yi. Ben şeye gidiyordum. Kay abi, Yaman abi ikiliyor onlar. Ataköy Savunay'a gidiyordum. Yücel Bey vardı, Ataköy Savunma'nın sahibi. Ondan sonra o işte onlar da savunma yapıyordu falan, böyle ufak tefek altılı ganyan oynuyorlardı. Bana soruyorlardı. Ya Süleyman'cığım. Ben sonra baktım yetiştirici oldu, at sahibi oldu, yetiştiricilik yaptı. Tabii. Hala çiftliği durur. Çok güzel yarışlar kazandı. Tabii. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. Stallion Falcon daha yarış başladı. Kusura bakmayın, bu yarışı ben kazanacağım dedi. Çünkü üstündeki jockey o kadar akıllı bindi ki. Yani öyle... Gökhan değil mi? Tabii çöktü. Gökhan çok iyi biniyor. Yavaşlattığı kadar yavaşlattı. Bir düzlük yarış yaptı. Kenter kazandı yani. Hiç Kenter kazandı derken hiç kaybederi yoktu atın. Halis de geldi, ikinci oldu. Bundan evvelki yarışlarında deli gibi gidiyordu. Çok iddialı tempolara çıkıyordu. İddialı tempolara çıkıyordu. Bak bugün... İlk binine 6 geçti. İşte bazı atlar böyle koşulmalı. Ben şimdi merak ettim. Fines'in tempolarıyla bu ne kadar birbirine benziyor? 3 saniye var abi. Onu bulmaya çalışıyorum. Binin 3 geçti. İlk bini 3. Evet, ona göre çok yavaş geçmiş. Tabii. Orası binin 15, 3 geçti. 15.5, 19. Tabii ya, o 2000'di. Evet, bu 2400. Evet. Aynı mesafe değil tabii evet, ama. Tabii. 3 geçti ama 6 geçti. 19, 31. Arkasındaki 3 at yok oldu zaten. Yani Abbas Yolcu belki de kariyerinin en kötü yarışını evet. yaptı belki de. Hiç mücadeleye giremedi. Evet. Şimdi buradan hadi dedi. Artık buradan yüksek sonra tempoyu çok seven geçilme olasılığı yani. Yok. Durmuyor. Daha hızlı gittiği yarışlarda bile durmuyor. Mücahit'i de tebrik ediyorum yani. Safkan'ın antrenörü. Gökhan'ı da tebrik ediyorum. Gökhan hakikaten Gökhan süper bindi. Çok iyi. Aman böyle devam etsin. Şurada acaba Halis tutturacak Türkiye'de diye düşündük de sol ama. Kamçıyı en iyi kullanan jockey'dir Gökhan biliyorsun. Çünkü solaktır. Aa, Gökhan'ın ökçe solak mı? Abi. Evet, zaten hep sol. Ben geldi. Onu bir ata bindirdim. Niye sağdan dövmüyor diyorum. Kaybetti koşuyu. Abi kaybettiğimiz yarış. Erkek day deneme. Erkek day deneme. Eyvah. At White Ram. Sonra anladım ki solak. Oldun ve o şeyle kazandığı yarışlar var. Kısrak koşusu, dişi tay tabii, deneme. Tabii tabii, balçı binlerle falan. Suzigolt'la kazandı. Yani soldan çekip patlattığı zaman var ya, at nasıl biliyor musun geliyor? Yani Türkiye'deki sol kamçıyı en iyi kullanan jockey. Çünkü solak. Güzel notlar. Serhun Can da geldi. İkinci kaldı. Sanki o da geçtiğimiz yılki yarışlarına yaklaşacak görüntüde.
Yavaş yavaş. TCK koşusu geliyor. TCK koşusu geliyor. Sevgili Esra mesaj atmış. Bugün sevgili kardeşim ve benim doğum günüm. Ufak bir fark. Kardeşiminki benden 15 dakika önce başladı diyor. Allah rahmet eylesin. Sevgiler ve yayınlar demiş. Çok selamlar. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Begüm Esra Hanım'a nice nice mutlu yaşlar dileyelim. Ailesi ve sevdikleriyle. O da hem iyi bir farklar izlediyse hem katkılarıyla bize evet. de destek veriyor. Selam ve saygılarımızı iletelim. Sterling Falcon'ı kutladık. Serhun Can iyi koştu dedik. Ve bu yarışı geçtik. Kaya Erkul'u saygı ve rahmetle andık. Kaya Erkul'la ilgili var mıdır? İlave çağırmış bir şey Süleyman abi. Yok. Kaya Bey'le işte ondan sonra iyi atlar yetiştirdi. Hı hı. Rahmetli olduktan sonra işte at neydi ismi? Hiç kumun şampiyonu oldu. Feyirsan. Feyirsan. Yani. Fairytale yavrusu. Tabii Fairytale. Uzun seneler Gazi galiba. Kumun şampiyonu oldu yani. Kesinlikle. Skywolf'a gidelim. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Ankara Şubesi adına evet. düzenlenen bir koşuydu. Skywolf serisini sürdürdü. O da Turkish Legend gibi 5 yarış üst üste kazanma i̇şte başarısı gösterdi. Söylediğim at da bu. Yani, Süleyman abinin İstanbul'a gelebilir, sentetikte grup koşabilir. Evet, harika bir dediği koşuyor. Safkan Skywolf. Speedy Wolf yavrusu tahmin ediyorum. Evet, Speedy Wolf yavrusu. Babası da... Az evvel söylediğimiz Fairson'ı geçtiği bir yarış vardı Süleyman abi. Evet. Ve Speedy Wolf 4 yaşında koştu. Arka tarafında bir problemi vardı. Çok uzun müddet uğraşıldı. Çok kuvvetli bir ve ondan sonra... Çok iyi yarışlar koştu yani. Fairson'ı geçti. Bayağı kumda Ankara olsun, Adana olsun grup yarışlar kazandı. Ve bu yarış 2-8 ile bitti Ankara kumunda. Ciddi bir derece. 2-0-8-84 gerçekten. Çok iyi bir derece. Ankara kumunda 2-8. Süper bir derece. Şimdi baktım mesela Süleyman abi 2 yarış önce 2-10'la kazanmış. At nereden baksan 1,5 saniyeye yakın kırıyor yani. Yani üstüne koyarak bu sene mi koşmaya başladı bu at? Bu sene hızlandırdı. Geçen yıl vardı. Geçen yıl kaç yarışı vardı? 4 yarışı vardı abi. Kazanmış. Birini kazandı birini sadece. Kazanmış. Geçen yıl 4 yarış. Baba geç inkişaf ediyor baba gibi demek. Babası da öyle. 4 yaşında. Çok uğraştık babasından var ya inanamazsın. Ben şey getiriyordu. Onur getiriyordu. Kulaklar için nasıl selam olsun tırıs. Ondan sonra ben alıyordum kenter. Ben getiriyordum tırıs. O alıyordu kenter. Hep denemedeyiz yani ahırdan böyle. Ve ondan sonra Ankara'da başladı koşma. Adana'ya gitti. Gitti felaket. Ondan sonra hep büyük yarışlar koştu. Bu babasından daha da kolay bir at. Babası da böyle hemen gidenin arkasına takılıyordu. Bu maşallah görüntü olarak tabii, evet tabii. Bu jenerasyonun annesi kim bunun? Anneye de hemen bakalım Süleyman abi. Konfirm. Anne Sky is the limit. O da ekipten. Sky is the limit abi. O da şeylerle Invisible Sun'larla beraber gelen kısrak. Doğru kısrak. Sky is the limit. O da Ekürü'deydi. Ekürü'nün tamamen kendi yetiştirmesi. O dönemin İrlanda alımları Arif abi. Evet. İlk geldiği günleri hatırlıyorum. Biz Arif'le çiftlikteydik. Hasan getirmişti Hasan Top tayları. Dev gibiydi şey. İmmisi bu salınlar yanında böyle yani ufacık kalıyorlardı. Evet yani güzel Süleyman abi anne babasını çok yakından tanıyor. Öyle söyleyelim yani Sapkan'dan. Eğer politirak yapacaksa yani bu Babeli Türk yarışı bayağı enteresan bir yarış olacak. Ki ben tahmin ediyorum bu atı değil mi? Hepsi koşarlar bence. Arif Bey bu atı getirir koşar yani. Koyarsın. Çünkü bir yarış evvel onunla koşuyorsun. Bir yarış evvel bu sahada 8 yapıyor. Ama orada Gutgeri var, Fines var. Yapabilir mi onlarla? Ya şimdi... Yani 3 yaşta şu an. Seneye belki ama... Gelebilir diyorsun yani. Ya gelebilir de getirmeyebilir de ama... Yani atın kumaşı güzel. Ben yarış atayım diyor. Evet, Skywolf'u da böylece bu yarış vesilesiyle konuşmuş olduk. Şimdi geçtiğimiz hafta kameralara yansır yansımaz farklarınız klasörüne tırnak içinde söyleyeyim.
eklediğimiz bir görüntü var. Onu konuşacağız ve imparatora soracağız bu nedir diye. Atan'a bir görüntüyü şimdi senden de yorumlamanı rica edeceğim. Hı hı. Ankara'da yarış koşulurken verelim sevgili Tanzer görüntüyü. Beyaz bir detay görüntüye girdi. Safkanlar bundan etkilenebilir miydi, korkabilir miydi? Bu nedir? Bilmiyorum ama poşete benziyor galiba ya, değil mi? Şimdi bu poşette, poşetin içinde bir şey var böyle. Uçmuyor, etmiyor, atılmış. Ön kamerasını da alalım, ön görüntüyü de. Hatta olabiliyorsa yakınlaştırabiliyorsak. Gözlük falan değil değil mi? O örtü mörtü değil yok, yani. Yok, örtü yok. Örtü mü acaba dedim ben de. Hayır, 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 hayır. Bir yakınlaşabiliyor muyuz ona? Hazır zoom yapabiliyor mu onu? Olabildiğince yakınlaştırıyor. Ya, harikasın. Allah Allah. Enteresan bir şey yani, çözemedim. Burada ama ne gibi Allah'tan, bir önlem olur? Allah'tan atlamış ya, o poşetin içinde bir şey var. Tabii. Ot mu var? Bir şey mi? Yani o tip bir şey var. Hı hı. O büyük ihtimalle ama oraya uçarak gelmiş olması lazım öyle. Ya, ya çok rüzgardı, ya çok rüzgardı, poşetten uçtu geldi. Yani yarış anında böyle bir kuşlar falan da getiriyor. Olabilir. Kargalar, aynen, kargalar bir şey getiriyor. Düşürüyorlar ağzından. Evet. Ama mesela bir iki yaşlı yarış olsa bu sıkıntı olabilirdi belki. Ya değil mi? Bu büyük yarışta da olur, atına atın geliyorsun, ayağının hı. izinde geldiği yerden atlayabilir. Ben ondan mesela İstanbul'da kaçabilir. Basın merkezinde otururken hakikaten oluyor. Bir rüzgar çıkıyor mesela, bir tabii. poşet. İşte bir havalanıyor. Ben görünce mesela hemen şeyde bekleyen, güvenliğe. Piste bekleyen güvenlikçi arkadaşlara hemen sesleniyorum mesela. Evet. Görmeyebiliyorlar çünkü ama yani bunu belki görmek lazım tabii bunları. Evet, bu detayı Allah da korusun. En azından ekranlara getirdik. Allah korusun. Kediler falan, onları hani kovalıyoruz ediyoruz ama. Kedi yatar. Ben yani çok böyle gelir, yarış geliyor ya. Baktı kaçamayacak, siner böyle. Atlar üstünden, atları gider yani. Çok olmuştur. Kedili yarışlarda çok oluyor. Evet. Şimdi bu haftanın bir ilki daha vardı. O ilk de AGF tablosuyla ilgili. Aa evet. Altılı Gayan favorisi tablosu uygulanmaya başladığı tarihten itibaren en yüksek oran Can Kardeşler'deydi. Fakat o rekor bu hafta sonu tarihe gitti artık. Evet. Artık Yıldız'ın oğlu muydu Tayin adı? Tek Yıldız'ın tek oğlu. Yıldız'ın oğlu. Tek Yıldız oğlu. Tek Yıldız oğlu, doğru. Güngör Baba'nın kardeşi galiba değil mi? Aynen abi. Ya inanılmaz bir AGF ile koştu. Yalnız yüreğimiz ağzımıza geldi. Yani tamam kazanacak hani, hepimiz öyle tahmin ediyoruz filan ama yani son 300'de mi oldu dayı? Beraberdik yine. Tabii, tabii. Öbürü hatta böyle aldı. Bir açıldı dışına doğru. Eyvah dedik. Yarış vardır muhakkak. O yarışı yarış görelim mı hakikaten ya? Eyvah dedim yani, bir şey olursa. Gelelim Düzde'ye, o Atan abinin belirttiği bölüme gelelim. 300'lerin evet. orada. O oynatalım buradan. Alif dışarıdaki. Şimdi daha burada atlamamıştı. Şimdi at öyle bir dışarı gelecek ki. Doğukan da bakıyor böyle kolundan. Bak. Oo, yani eyvah. Şimdi ne oluyor? Ya ne gereksin? Ya var ya yani %90 AGF'li at. Allah korusun yani. Tay o anda bir ürkse, bir şey olsa. Ya şaka. Her ya. Şey olur ya. Terk eder, korkar, terk eder. Hayır. Koşun. Şimdi çok yoğun bir seyirci var. Bu yarışta ikinci kalınsa gerçekten hani gereksiz. Bu yarışta tabii İkili falan yok herhalde. Ganyan Altılı Ganyan. Birinci Altılı Ganyan var. Birinci Altılı Ganyan var. Dayı. AGF'sine bak atın. Yani. Ben mesela bu koşunun komiserler kurulunda nasıl bir yaptırımı var diye baktım. İhtar. Üst perdeden ihtar. Yani. Evet. Sanki bir. Ama bu böyle biraz şey ihtar olmuştur bence. Halis abi mesaj atmış. Az daha düşecektim diye yani. Biraz yani kontrolsüz yakalansam. Bu biraz tehlikeli, yıldızlı bir ihtar olmuş bence. Evet. Yani. Yani çünkü biz savunacağım bir şey yok yani. Sen bu hareketi niye yaptın dediğin zaman ne hiç, diyebilirsin yani? Hiç. Koca pist 30 metre 29 metre hata pist. Hata hakim olamıyorsun. İki tane at var. Kaçırıyorsun başka dışarıya. Başka yok, içi boş dışı boş. Halis yaklaşmıyordu aslında. Tabii. Bayağı da kenardan gitmeye çalışıyor. Yani çok gereksiz bir şimdi hareket. Şimdi o geliyor. Halis onu görüyor. Halis ufak ufak dışarı kaçıyor ama artık yapacağı o, bir şey yok. Denge mi kaybediyordum ya, diyor tam orası. Halis abi mesaj tabii, atmış. Tabii yamuldu atın üstüne evet. ya. Tabii bir geri alalım mı? Yani at böyle şöyle bir kazıklar gibi yapsa düşer. Anladım. Biliyor musun insan? Anında düşersin. İşte şu görüntü. Bak. Burada. Hop. Korkup şöyle çekilse boşta kalır Halis. Yani İstanbul'da hele bu kadar azatlı yarışlarda bunları görmemek etmemek mucize yani bunları. Cesaretli işler bunlar yani. Tarihin en yüksek Altılı Gayan favorisi teveccühü de bu safkan oldu. 90,93'te. Bakalım bunu kim kıracak, merak ediyorum. Evet, zor kırılabilir mi? Şey. Evet, çok zor bence zor de. Zor kırılacak. Yani bir birinci altılıya denk geldi. İki dört safkanlı bir mücadeleydi. Üç gerçekten arka plandaki safkanlar bugüne kadar performans olarak çok farklıydı. Çok fark vardı. Dolayısıyla bir daha bu tabloyu görmeyiz bilmiyorum ama tarihe tanıklık etti yarış severler diyelim.
Şimdi bir protesto var. Hatta iki protestoyu üst üste alalım. Alalım. Süleyman abi, olur mu? Alalım. Şimdi bir değişen bir yarış var İzmir'de. Hatta sevgili Alaaddin bugün. Alaaddin Küründük abi, benim yarışı konuşacak mısınız dedi. İzliyordur muhakkak. Önce evet. Alaaddin Küründük'ün faulü sonrası protesto ve değişiklik. Onu tartışalım. Sonra da Özcan Yıldırım'ın Ankara'daki bir görüntüsünü sormuş yarışseverler. İkisini üst üste getirelim. Benziyor mu diye soralım. Değişir mi değişmez mi diye soralım imparatora. Önce görüntü gelsin. İzmir'deyiz. 21 Temmuz Cumartesi günü akşam yarışlarındayız. Ortadaki kırmızı siyah formaya bakalım Süleyman abi. Tabii. İçerideki. 4 ayağı beyaz görünen at. Aynen. Evet. Günün 8. koşusuydu. Yarış değişti. Ve yarış değişti, evet. Ben söylemiyorum. Yarış değişti. Öz Mihracı 2. Bir daha oynatalım. Onu sonra... Şey, 1.'likten 3. Yani alındı. Yarış severler de iyice anlasınlar. Öndeki Öz Mihracı, evet. Kırmızı siyah. Alaaddin Küründük idaresinde. İçeride Cesur Ayak. Tam burada olacak bakın. Şu anda... Şu yakınlaşma. Ve yakınlaşma oldu ve... Bir daha verelim, öbürüne geçelim. Bir daha verelim bu görüntüyü. Arkadan da bir görüntü var değil mi? Bu kulenin arkası var mı sevgili Tanzer? O varsa onu da görelim. Soru işareti kalmasın. Arka açıyı da verelim. Sonra da Ankara'ya gidelim. Bu görüntü cepte kalsın, herkesin akıllarında kalsın. Öz Mihracı, ortada kırmızı siyah. İçeride Cesur Ayak. Cesur Ayak'ta Mehmet Kaya içeride. Foyle maruz kalan. Dışarıda en içeriye geleceğiz. Yakınlaştırmazsak daha iyi olur. Heh. Şimdi bu açı. Hop. Evet. Gidiyor. Yarış sonrası bir protesto. 3 yaşta Arapların yarışı, tay yarışı. Kazanan Öz Mihracı, 3. olan Cesur Ayak'ın arkasına alınınca sıralama zorlu oldu. Cesur Ayak ve Öz Mihracı olarak değişiyor. Ankara'ya gidelim. İki yarış birbirine benziyor nitelikte oldu. Heh, bu da yakınlaştırılmış hali. Şimdi üzerine Ankara'yı da verelim sevgili Tanzer. Bu yarıştan yolda. Ankara'daki yarış birebir aynı. Hmm. İkisinde de at böyle yapıyor. İkisinde de içerideki yani atların bir reaksiyonu var diyorsun. Bir reaksiyon var. Buradan Özcan geliyor. Kamçısı sol elinde. Ufak ufak dokanıyor. Şimdi sağ eline alacak kamçıyı. Bu da 17 Temmuz günü Ankara'da. Aldı kamçıyı sağ eline. Evet. At korktu kamçıdan orada. Bir bariyere doğru gider gibi yaptı. Bunu da arka açıdan. Şimdi aynen. O yarış değiştiyse bu yarış da değişir. Hmm. Ya da bu değişmezse? Bu değişmezse o yarışta değişmez. Bak, şahsi fikrimi soruyorsan ikisi de değişmez. Şimdi bak ne ama diyorum? Kulak ben, çekmek. Ben diyorum ki ceza vermek. Yani o yarış değişirse bu yarışta değişir. Bu yarış değişmezse o yarışta değişmez. Net. Net. Yani bu zaten kesin değişmez de. Burada acaba şey mi düşündü diye düşünüyorum. Yani ben yine değişmez fikrindeyim de. Hani bariyerin içinde gidecek yeri kalmadı. Hani burada iki at pistin ortasında istese kaçıp biraz daha içeri kaçabilir falan diye düşünmüş olabilir diye düşünüyorum. Ama bu zaten bunun değişecek bir tarafı yok da. Bana olursanız o da değişmez. Yani orada atın gücü bence tükendi. Bence evet, doğru. Şimdi, daralttı bak, ama. Burada ne var biliyor musun? Atancığım bak. O giriyor kamçıyı alıyor bak sağ eline. Daraltıyor. Doğru. O ata bak kamçıyı görüyor musun neresinde atın? Gözünde. Hop kamçı bak, geldi zaten bak, abi. Ne oldu at? Yani. Hayır ben yapılan hareketleri hani kusurlu hareketleri ona hiç itirazım yok. Tamamen performans ve yarışın değişmesiyle ilgili söylüyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Birinci sınıf jokey olmuş. Olmaya aday bir şampiyonluk kazanmış. Bu tip jokey kesinlikle foulsüz binecek. Hmm. Bak bu yani aklında böyle binen, jokeylere bu ders olsun. Halis'in hiçbirini kastik... Ben sonra ne zaman foul yaptı hatırlamıyorum. Halis'in hiç kimseyi böyle kapattığını, ceza aldığını gördün mü? Sen bu yarışta, bu yarış değilse 10 gün ceza alırsın. Bu katı Vaneta yarışı. evet, o yarış. Doğru mu? Ki o yarış değişir mesela. Ben de, değişmedi. Ben de değişmez, o da değişmez. Bence değişir diye. Sert oynatmayı seviyoruz ha. Burada bu yarış değilse 10 gün ceza alır. Bu tip Özcan şeklinde bir jockey artık bu foulleri, molleri işte beni ben buradan kapatırsam kazan bunları aklının ucundan artık silmesi lazım. Yani artık o seviye bir jockeyliğe geldi. Bunları hiç düşünmemesi lazım. Anormal katkı geliyor ama hepsi okumanın imkanı yok yani. Arif abi mesaj atmış. Speedy Wolf diyor gönül bağı olan bir atımız.
biz aslında ona hak ettiği kısrakları, kalitede kısrak çekmedik diyor. Ona rağmen diyor 15 civarında yarış kazandı. Önümüzdeki yıllardan itibaren ona gereken şeyi vereceğiz diyor. Arif, ne doktorlar getirdi ona biliyor musun? Beliyle ilgili böyle kalçasının üstünde ağrı vardı. İşte ne uzmanlar getirdi. İnanamazsın. At tabii at arkasını almıyor. Ya çok uğraştık yani. Çok yani kolay speed wolf olmuyor diyorsunuz. Olmuyor. Çok uğraştık yani. Antrenörü Erol, ben, Arif Bey, Onur, her gün kim artık orada boşluk olursa o biniyor. O tırısı yapıyor. Ben çalıştırıyorum veya ben yapıyorum. Onur çalıştırıyor. Arif Bey her gün geliyor. Yani atta bir umut var. Her gün geliyor. Her gün bakıyor. İşte nasıl oldu, nasıl olmadı. Hadi iyi bir doktor getiriyor. Belini çekiyorlar atın. Beli kırıktı diyor. Yani. Beli kırıktı ya, diyor ya. Çok uğraştık. Enteresan ya. Halis abi de dikkatli diyor. Vanete yarışı değişmez diyorsun. Yüzdeyim aynı fikirdeyim Halis'le. Yani şimdi tabii kumcu bir... Halis abi, Halis'le dayınım. Bir tesadüfen bir yerde karşılaştık. Yani hiç şey değildi, sözleşmiş bir şey değil. Tesadüfen dayıyla ikimiz bir yere misafir olduk. Sağ olsun çok sevdiğimiz dostlarımız. Söyle abi Utku ya, sevgili Utku. Utku ve bir dostumuz davet etti. Kıramadık. Tesadüfen de gittiğimiz yerde Halis akşam yemeğindeydi. Tabii dayıyı görünce sağ olsun masamıza geldi. O akşam bir iddialara girildi. Eyvah eyvah. Tabii eyvah. Müthiş iddialara girildi o akşam dayı ve Halis Karataş arasında. Şimdi onları ben saklı tutuyorum. Aha. Sen çektin o yarış... mi onu? Çektin mi onu? Hayır, bak hatırlamıyorum, bakacağım. O yarış geldiği zaman o zaman söyleyeceğim. Uzun vadeli bir iddia var ya ortada. Şimdi biz konuşuyoruz Fines'i. Ben ama şimdi söyleme. Ben söylemiyorum. Fines konuşuyoruz biz. Çektiğim ben farkında bile değilim. Ben eve gittim. Bir baktım yarıştan sonra dün aldım, çok da kısa duyulmuyor falan, adamın bir de yazmış oradan yarış bitiyor koyuyorsunuz diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? Bilen biliyor. Bu arkadaşa yazsana sen, gelsin ona gösterelim tarihiyle. Gerek var mı ya Allah aşkına? Yok. Her sorunun cevap vermeye kalksak işimizi yapamayız. Yok da ama aslında bir gelsin bir baksın bakalım. Sonra ne var biliyor musun? Yani şimdi... Koskoca başbakan yarışına gitmişiz. Şort var. Tabii canım. Yani olacak bir şey değil. Bu arada Sayın Sponza bir mesaj atmış. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım. Süleyman'ın dediği gibi çoğu zaman atlarımla çiftlikte yaşıyorum. Aynen. Atağının dediği gibi senelerdir aynı ekiple çalışıyorum. Yurt dışından alınan kısrakların kalitesinin de mühim olduğunu düşünüyorum. Tabii hepinize iyi yayınlar dilerim. Yarış severlere de sevgiler, saygılar. Selamlar. Selamlar ve saygılar. Francesco Bey'e. Ve geçelim bir diğer haftanın kabul olmuş protestosuna. Elazığ'da kabul oldu ve birinci koşuyordu. Maiden bir yarıştı. Verelim görüntüyü. Hani öncekiler kadar çok uzun uzadıya tartışacağımızı düşünmüyorum. Şu anda ortada izlediğimiz safkanların en dıştaki koyu renk, siyah ağırlıklı formasıyla gördüğümüz safkanla hemen içindeki sarı ağırlıklı formalı safkan yakınlaşıyor. İşte bu yakınlaşmadan sonra ikinci ve üçüncülük yer değiştiriyor. Always on my mind. Şu anda içeriye meyleden siyah ağırlıklı formalı safkan o hamlesinden sonra üçüncülüğe alınıyor. Üçüncülükteki safkan King of Odessa ikinci sıraya çıkmış oluyor. Bana göre çok ağır bir karar. Bana Süleyman göre. Abi. Yani durmuş zaten. Yani geldiği zaman zaten jockey tutmuyor. Şöyle yapıyor o kadar. Zaten önünde. Ver jockey, ne yapacaksan yap. Kulağını mı çekeceksin, ihtarımı vereceksin. Ama yani yarışın değişmesi çok ağır bir karar bence. Buyur bak. Hop. Yani buradan yarış değişti. Tutmadı bile. Jockey şöyle tutmadı bile. Yer değiştirdi o kadar. Bu da haftanın değişen yarışlarından bir diğeriydi. Şimdi iki farklı protesto görüntüsü daha var. Yarış severlerden de hani protestolu yarışları değerlendirmemizi rica eden mailler geliyordu. Hay hay, hiçbirine kayıtsız kalmayalım. Önce Bursa'ya gidelim. 20 Temmuz gününe gidelim. Protestonun reddedildiği yarışı görelim. Tolga Yıldız burada ihtar alacak protestoda. Şimdi orta kulvarda gördüğümüz mavi ağırlıklı, mavi beyaz formalı ki kulaklığı da kırmızılı. Aynı şekilde mavi ve nasıl? Beyaz burunsalığı var. İçinde hemen kırmızı siyahlı safkana bir yakınlaşması olacak. Bir protesto çıkacak. Protesto incelenip reddedilecek. Şimdi bu yakınlaşmayı da görelim. Hop. Şimdi zaten ilk kırmızı formalı gitti dışarıya.
Grand Hop en içeriden geliyor. Evet, foul yapmaya. Sonra da Cutthroat dışarıda Tolga Yıldız'ın evet. bindiği safkan. O gelecek şimdi. Şimdi de o gelecek. O kötü durumda kalacak bu sefer. Bak. Hop. En içeriden en dışarı o çıktı. Foul'ü de o yedi. Halbuki kalsaydı direğin burada kalsa. Burada kalsa hiçbir şey olmayacak. Nedir burada ceza var? Hemen söylüyorum. Grand Hop protesto ediyor. Aztekör en içteki mavi siyahlı. Kırmızı formalı. O ihtar alıyor. O şikayet ediyor tabii. Şikayet eden ihtar alıyor. Zaten onun ihtar tamam. alma bütün o olayı zemini oradan oraya o gidiyor. Sonra da protestoyu. Mesela bununla ilgili karar verirken hakem bu detayı dikkate alması lazım mı? Lazım tabii. Değil mi? Evet. Şimdi senin oradan oraya gitmeye ne işin var? Niye gidiyorsun oradan oraya? Bariyerin dibinden geliyorsun. Bak oraya gidene kadar ne mesafe kaybediyorsun? Belki kazanacaksın. Bundan sonra lan yarışın böyle bir faullere maruz kalmasına sebebiyet veriyorsun. Bir de ihtar çekiliyor. Diyorsun ki ya bana faul yaptı, ihtar çekelim. Atın ilgilileri de ihtar çekiyorlar. Yani. Protesto sonrası şimdi Volkan Yücel ihtar, Tolga Yıldız ihtar. En içeride Oğuz Eren ihtar, hatta Oğuz sevgili Barış'a mı sormuştu? Abi ben niye ihtar aldım onu anlamadım diyor şu anda enişte kalan safkan. Evet. O da ihtar aldı. Hop. Ona da çarpıldı, o da ihtar aldı. O da herhalde ilk çıkış anında herhalde. Yani yoksa oradakiyle bir alakası yok. Şurada herhalde. Şurada. Ya çıktı buradan. Buradan devam etse kimse kimseye foul yapmayacak. Değil mi? Hiçbir şey olmayacak abi o. Ve de pistin en güzel yeri orasıdır ha. Bak nereye gidiyor bak. Bak daha gidiyor. Hala gittim. Ha. Ve nereden baksa yarım boy kaybetmemiş midir? Ne yarım boyu ya? Yarım boy olur mu böyle gidiyorsun? Bir boy, iki boy. Kaybediyorsun. Düz gitmiyorsun ki. İbretlik bir protesto görüntüsü. Esasında ben komiser olsam ona ihtar da vermem. Cezayı ona veririm. Kim cezası? Baksana. Bütün her şeye sebebiyet veren o. Bak nasıl gidiyor. Bak bir de dokandı. Şimdi de öyle olmaz böyle olur dediler. Şimdi İstanbul'da bir protestoya gidelim. Batseba yarışı kazanacak. Heyecanlı ikinci olacak. Burada da protesto var. Burada da protesto ediliyor. Hemen görüntüleri de ekrana en dıştaki onu biliyorum. Aynen. En dıştaki kavun içi forma. Heyecanlı. Batseba'da içinde Tuğba Rizet Aksoy Ekürsü'nün mavi beyaz forması. Yerde Can Tavukçu sanıyorum. Can abi. Yarışın protestosunu çeken de en dıştaki kavun içi formalı. Heyecanlı ismi Safkan. O da geliyor. Esas dışarıdaki geliyor. Tabii. Protestoyu çeken geldi burada da. Evet. Ve burada da ihtarı o aldı. Protestoyu çeken İkinci ihtarı kalan. Aldı. Evet. Normali o zaten. O acaba dedi ya değişir mi? Belki televizyonda izlerken. Buradaki komiserler öyle. Ya tutarsa. Yani buradaki komiser yemez yani. İstanbul. İstanbul. Ya İstanbul komiseri bu işte bütün illerden önde. Şehirlerden daha profesyonel. Kızacak şimdi eski hakim hocalar. Baksana. Ne dedi Süleyman abi programın ilk başında? Benim adım Süleyman Aktı. Neyse o. Öyle. Eski hocalar diyorum kızacak şimdi. Eski hocalar. Şehirlerde eski yıllanmış tecrübe hocalar var. Gördüğümüzü söylüyoruz. Ya şimdi tabii hocalık farklı bir şey. Ben de 40 senedir ata biniyordum. Yukarı çıkıyorduk. Hocam diyoruz. Komiser çıkıyoruz. Hocam diyoruz saygıdan. Yani o üst bir makamda ama o makama biz saygı gösteriyoruz. Tabii öyle olmak zorunda. Yani öyle olmak zorundayız. Çünkü o en üst makamda orada bu işin doğrusunu, yanlışını, her türlü kararını veren kişi oradaki komiser. Hocam diyoruz. Aslında hoca biziz ama tabii. Makam olarak orada hoca o. Çok doğru. Ama bizim görüşümüzden bir komiserin görüşü aynı olma olasılığı yok. Biz içinden yetişmişiz bunun yani. Kimin, nerede, ne yapacağını. Ben şurada jokeylere baktığım zaman hangi jokey olduğunu söyleyeyim. Nereden biliyorum? Stillerinden, kamçı kullanışından, evet. itişinden. Hemen hepsi belli oluyor yani. Yani bir jokey belki orada aklından geçene bile değil mi Süleyman abi? Yani oradaki. Tabii.
Tayin edebilir. Şimdi bir görüntü gelecek. Yani Apranti kardeşimizle ilgili iki üstad ne söyleyecek bilmiyorum. Ben de merakla bekliyorum ama yani buradan yorumlarını çok iyi dinleyip bence ona göre kendisini geliştirmesi gerekecek. Önce bir yarışı hatırlayalım. Sea Face yarışı. Yani Safkan ismi Sea Face. Start çıkışı olabilecek bir şanssızlık yaşanıyor gibi gözüküyor. Tam net olmamakla birlikte. Ve Safkan'ın üzerinde ayakları zamada değil. Yani eğri kaymış olabilir, ayağı zamadan çıkmış olabilir. En iç kulvarda izlediğimiz Safkan. Kırmızı, siyah, sarı, kırmızı. Start çıkışından itibaren öyle galiba, değil mi? Starttan çıkıyor en içte şu anda. Mı değil şimdi o arkadaşın zamasız çıkmış. Zama falan yok ayağında. Zama yok. Yani koptu ya da ayağını mı takamadı Süleyman abi? Yani orada duruyor zama. Efendim? Baldırın altında duruyor galiba. Zama, onun ayağında zama yok. Ayağında yok yok. Ayağında ama yok. Hayır hayır, iki ayağında o zamaları bir takmamış. Bir geri alır mısın? Bir geri al. Bir geri alsana o yandan bir görelim. Bir de olabiliyor yani zor açığı ama olabiliyorsa yakınlaştır. Evet, evet burada zama. Yakınlaştırabilir misin buradayken sanki bize? Tam evet. Diz kıvrımının arkasında var gibi öyle, zama. Evet. Evet. Şimdi. Azarcığım mümkün olabilir mi? Zamasız çıkma mümkün atıyor. Tabii tabii ki. Kopmuş olabilir mi acaba? Hayır hayır hayır. O 15 numarayı görebileceğimiz şekilde daha ayağını altına takmamıştı. Atla girerken bir problem yaptı. Bir şey oldu. O anda da takamadı. Öyle çıktı. Tam dizinin arkasında değil mi? Evet evet. Net abi var şu anda bence. Evet. Hatta biraz yani o hareketli görüntü de sallanıyor. Oynatalım yani. Arkadaşlar. Biraz böyleyken oynatabiliyor musun? Evet baksana abi sallanıyor. Bak. Bak döndü. Evet, evet sallanıyor. Evet. Net bir şekilde var. Arka baldırına vuruyor zaten. Net ya, evet baldırına vuruyor. Evet. Ha diğer tarafı görmüyoruz. Günah almayayım. Belki orası koptu, kırıldı bak, bilemem. Diğer tarafını görmesen bile o ayağında zahmı olursa birisi kısa olur, birisi ha, çekersin ayağına, öbür ayağına açın, uydurmak istersin. Ha. Yani öyle iki ayağında salmazsın. Demek iki ayağında startta takmıyordu. Öyle çıktı. Bundan sonrası biraz üzücü görüntü evet, açısından. Devam edelim. Devam edelim. Normal görüntüde verebilirsin sevgili Tazan. Aynen. Şu en üstte o kardeşimize bakalım. Ayaklar takılı evet, değil. Görüyorum. Onu yorumladık. Bakın şimdi ne olacak? En içte, evet, arkadan dördüncü sırada, bir içeri bir dışarı ve bir, iki, üç. Üç tane kamçı teşviği yaptı, gözlüğünü sildi. Baktı atına, arkasında dört beş tane at var bu sırada. Yani bu üç kamçıyı vururken, viraja girerken evet, şu dengesiz haline. Eğer siz köy atına biniyor adam şu anda. Virajdayız, şekil dokundu. Dördüncüyü dokundu, beşinciyi dokundu, altıncıyı dokundu. Buraları göremiyoruz açı gereği. 6 tane dokundu. İlk üçü bayağı ciddiydi. Döndük. Virajı hala aynı içte. Ve atın üzerinde. Hala kantarma topluyor. Kamçıyı eline aldı. Bu sefer dengede durmaya çalışıyor herhalde. Şimdi tabii insanı tabii çok yorar. Bak şimdi ayaklarını kısalttı gördün mü? Hı. Bak. Nasıl oldu o? İşte ayaklarını yukarı çekti. Zamaya takmak için. Şimdi bu benim bu dediğim arkadaş bu bundan bir ay evvel. Radara girmiş bir arkadaştı. Radara girmiş bir arkadaştı. Nerede bu? Kocaeli. Kocaeli'nde. Kocaeli'nde bir tay yarışı vardı Süleyman abi. 3 yaşlı Arap yarışı. Evet biliyorum. orada kardeşimiz girmemesi gereken bir yere zorlamıştı. Yere, evet, orada sizin bir uyarınızı almıştı. O kardeşimiz. Evet. Valla benim bu yarıştan ilgili diyeceğim. Bir daha alalım arkadaşlar. Start'a şunu bir daha alalım. Süleyman abi o start çıkışını bir daha görmek istiyor. En son o mu girdi? En içte Süleyman abi. İki yok en içte şey. En üst evet, start. Hayır en iç start. İki start hop. Hayır en üst start işte. Yok Süleyman abi en iç start. İki start. Bak hop yani ayakları bize indirdi. Göre, bize göre. Evet evet. Bize göre. Evet evet en iç. Bize göre en iç start. Ayağını takmamış adam. Evet, evet. Çıktığından beri takıldı. Çıktığından yani, beri takıldı. Evet. Bir hiç... Abi oynuyordu da acaba bundan mı yaptı? Ya ne olursa olsun. Senin yani o lafın güzel yani. Starta girmeden de o şekilde giriyorlar biliyorsun. Şimdi takmadan giriyorlar. Hop. İlk aksiyondan beri yok abi. Ben bu çok yüksek, yüksek komiserlerin kurulunun yapmış olduğu bir uygulama vardı jokeyler üzerinde. İşte fazla kamçı kullanırsa bir ay apranti okulunda staj görecek. Esas olay bu işte. Esas staj görecek kişi apranti okulunda kamçıdan jokey değil. Bu şekilde binenleri geri getireceksin. Bir ay bunlara kurs vereceksin.
Bu kardeşimiz orada 2 sene boşuna gitmiş gelmiş. Dersini iyi çalışmamış. Apprenti eğitim merkezine gidip mezun olamama durumu var mı Süleyman abi? Mezun olamama durumu yok var, değil mi şu anda? Var, var, isterse mezun etmeyebiliyor. Öyle mi? Tabii. Sonra şöyle bir durum var. Apprenti okuluna her aldığınız kişiyi mezun edeceksiniz diye bir olay da yok. Ha, okuldan göndermek de yok yani. Hmm. Tabiri caizse kovuyorsunuz, diyorsunuz ki işte öyle de yapmayacaksınız. Okula alırken bir şartname yazdıracaksınız. He. Eğer şu kuralları geçersen apprenti olursun. Şu kuralları geçemezsen sınıf tekrarı. Seyis ve idman jokeyi olarak lisansın. Yeni yönetmelik de var. Var. Çok güzel. Var. Güzel. Çok güzel. Seyislik şeyini yani seyisliğe çeviriyor filan. Yani seyis ve idman jokeyi. Tabii seyis ve idman jokeyi çeviriyor. Evet. Var. İkinci sınıftan sonra yeterli görmezsek yani, onları. Bir de ne var? Ben haftaya çok, ufak ufak ben ona da karşıydım. Onlara. Çocuk 3 tane hata yaptığı zaman gönderiyorlardı. Ama olmaz ki, o çocuğun bütün aklı burada. Hiç olmadı burada kalır. At çalıştırır. Tabii. Yani ama şu arkadaşın gelip yeniden kurs görmesi lazım. Ya galiba zaten çağrıldığında da komiserlere o şekilde bir uyarı yapılmış ona. Evet. Yani bu çünkü artık A'sı B'si yani jokeyliğin. Tabii canım. Bunlar artık hani. Sen orada bir start girmişsin. 15 tane mi 18-20 tane at koşuyor. Orada hala zamayı takacağım işte. Takmayacağım. Zaten starter senin yanında ya. Senin yanında veriyor starter. Dibinde duruyor yani. Gerçekten üzücü. Şimdi Ankara'da bir koşuya gideceğiz. Yani start çıkışıyla beraber yürekler ağza geldi öyle söyleyeyim. Evet. Hem Mücahit Bayır hem Fethullah Ferhan'ın safkanlarından düştüğü görüntüleri getireceğiz ekrana. Burada da 9 ve 13 numaralı starttan çıkan isimlere ihtarlar gelecek. 9'dan ateş attı Mustafa Kemal Kumbasar. 13. İşte kulvarda da Şevtari. İşte o yamuk çıktı atı. Ali İbrahim Hakkı. Çıkınca takıldı düştü. İkinci düşen jockey de düşene takıldı. Düşen ata takıldı. Yani şimdi 8'den çıkıyor. Hop. O düştü. 8-9'a. Şimdi 10'dan çıkan da at onun atına vuracak. O da öyle düşecek. Bak geldi ata çarptı. Vurunca jockey düştü. Ben bastı galiba dedim o çocuğa. İkinci düşene. Allah'tan bir şey olmadı. Bak görüyor musun? Evet. Üstünden geçti yani. Allah muhafaza. İyi değil mi kardeşlerimiz? Ben ikisinde de bir sıkıntı yok diye biliyorum. Hem Mücahit Bayır'da hem Fethullah'ta. Evet, jockey kulüp şey yayınlamıştı okudum. Herhangi bir şeyleri yok diye. Bugün Bursa'da da oldu benzer böyle bir start çıkışında sıkıntılar. 5. koşudaydı sanıyorum. Onu artık belki haftaya gösteririz. Yani çok dikkat etmek lazım bu start çıkışlarına. Kesinlikle. Start çıkışları zaman zaman gözlerimizi kapatmamıza sebep oluyor. Şimdi bazı yarışlar var. Onları pas geçeceğiz. Neden? Haftanın jockey performanslarını ve haftanın enlerini konuşmamız lazım. Sona doğru giderken. Jockey performanslarını bir görelim. Süleyman abi. Şimdi haftanın performanslarında Özcan Yıldırım 26 yarış binmiş. 12 yarış kazanmış. 4 tane ikinci olmuş. 1 tane grup kazanmış. 4 tane de kısa vade kazanmış. Yani 12, 16, 21. 5 tane tabela dışı var. Çok enteresan bir tablo. Ama Süleyman abi o birinciliklerin içerisinde o 5 yarış var. Yani 26'da 16 ikilisi var. 3. ve 4.likler için Ömer belki destek olur. Ömer Aktı. Şimdi bak 26 yarışta 12 tane kazanıyor. Tamam. O 12'nin bir tanesi grup, 4 tanesi kısa vade, 7 tanesi normal vasıfta. Evet, evet. Hı hı. 4 tane ikili var. Yani 26'da 16 ikili de. Evet. Alis Karataş 22 yarış biniyor. 5 tane birinci, 6 tane ikinci, 2 tane grup, 1 tane kısa vade. O da çok iyi. Selim Kaya 5 yarış biniyor. Bir kazanıyor, bir ikinci oluyor, bir grup kazanıyor. Başbakan koşusu o da. Selim bugün Bursa'da da iyiydi galiba. Kocakaya 6 yarış biniyor. Bir tane kazanıyor, bir ikinci oluyor, bir grup. Evet. Yani o da enteresan. İşte gerisi istatistik olarak Mehmet Kaya 26'ya 5 kazanıyor. Gökçe
Gökhan Gökçe 13'e 4 Gökhan kazanıyor. Gökhan da yukarı doğru çıkıyor. Kesinlikle. İki tane 13, kısa vadesi 60, var onun. 7, Gökhan'ın. 2. Tabii %50'nin üzerinde ikili yüzdesi var. Girişi, evet. Müslüm Çelik zaten her hafta 4 tane 5 tane her hafta var Müslüm Çelik'te. Yani skor olarak bayağı, skor olarak bayağı iyi. Ama çok at biniyor. 39 binmiş. Mustafa Çiçek 34 biniyor. 3 kazanıyor. Akınla Saadettin bu hafta biraz. Hı? Akınla Saadettin'in durgun diyebiliriz evet. Bu hafta için. Yani, Akın gerçi Akkola'yı atabilseydi bir baş bir boyun belki farklı şey söyleyecektik. Yani bir grup sıkıştırabilseydi. Ya şimdi tabii ki öyle bir oldu ki artık şey. Tablo. Tablo Halis Yıldırım'a döndü. Evet ikili. Halis'ten onu önce. Da görelim o zaman. zirve mücadelesi diye adlandırmış Halis'ten, sevgili Ömer de. Bugün bugünkü yok herhalde. Şey, evet bugün hariç. Yani 1 Ocak 22 Temmuz. 42-39 bugün itibariyle. İki tane mi kazandı? Bugün Özcan bir tane kazandı diye hatırlıyorum. O zaman 40 mu oldu? Bakayım hemen ikinciyi kazanmış mıydı? Bir tane kesin kazandı. Birinci koşuyu kazandı. Yani aralarında 3 yarış kaldı. Öyle çok zorlu geçecek. Çünkü Özcan Kocaeli her tarafta var. Evet. Yani Ankara'da var. Bugün bir kazandı, iki ikinci oldu. Evet. Yani çok şey bırakmayacağım diyor. Yani güzel bir şey. Süleyman. Yani güzel bir şey. Yani tam benim kafamda. Tam mantalite ne biliyor musun? Ben istiyorum arkadaş, şampiyon ben olacağım bir adam. Ne kadar güzel. Bütün jokeyler böyle olmalı. Ben olacağım. Ben hep onu demiştim burada. Ben olacağım. Yani eğer ki şampiyon jokey olmak istiyorsan, normal jokey olmak istiyorsan zaten normal kazanıyorsun. Şampiyonluk farklı bir şey. Yalnız şöyle bir şey var şampiyonlukta da. Oldun mu hep orada olacaksın. Bu sene varsın, gelecek sene yoksun, öyle bir şey yok. Hep olacaksın. O rahmetli benim patronum Halim Celaloğlu derdi ki şeytana zapta gerek. Ben de diyordum ki ne demek. Hep çalışacaksın. Acı çekeceksin, zorlayacaksın. Millet alıştı senin kazanmana. Hep kazanacaksın. Güzel. Kaybedersen olmaz diyor yani. Ama faul yapmayacaksın. Tabii. Yani düzgün. Şampiyon jokeyin faulle işi yok. Şampiyon jokey devamlı düzgün girecek, kazanacak. Zorla kazanacak, itecek, gücüyle kazanacak ama faulü düşünmeyecek. Faul olduğu zaman zaten şu anda bir 10 gün ceza alsa İşler direkt çok değişir. Tabii. Atlar gider. Tabii. Her şey değişir. Elindeki atlar başka jokeylere gider. Özel kritik haftalar. Bunlar akıllı olacak, düşünecek. Neden Halis Karataş, Selim Kaya niye ceza almıyor bunlar? Bu arada Özcan 5 tabela dışı sadece. Evet, 5 yani tabela dışı. Evet, 26-21 tabela yapmış. Evet. Ömer'den hemen destek. Haftanın enleri. Haftanın enlerini de verelim. Evet, haftanın tabii eni Fines. Haftanın arabatı Serdüman. Haftanın at sahibi Ergun Kalabak. Tayral Tutumlu. Haftanın yetiştiricisi Levent Kitapçı. Tayral Tutumlu. Haftanın jokeyi Özcan Yıldırım. Haftanın aprantisi Mahsun Turan. Haftanın antrenörü Yasin Demirkıra. Bu kardeşimiz aynı zamanda da çalıştırıcıdır. İyi de bir çalıştırıcı. Hem çalıştırıyor hem antrenörünü yapıyor. Ve Batuhan Tuğrul. Tebrik ediyoruz. Yani. Haftanın grup 1 galipleri elleri arasına da girdi. Mahsun Turan aprantiler arasında ciddi bir çıkış yaptı gerçekten. Evet. Haftalardır iyi gidiyor. İyi gidiyor. Süleyman abi beğendiğiniz yani bir kamçıyı çekişi vardı İstanbul'da evet. Düzlük'te. Bu haftalar izlemedim ama dikkat ederim önümüzdeki haftaki. Daha önce övdüğünüz isimlerden biriydi. Doğrudur. Gelmiş bu haftanın da skor olarak da dikkat çekicisi doğrudur. Olmuş. Evet, konuşamadığımız isimler var. Onlara bir hani kısa kısa diyeyim. Memduha yine kısa vade kazandı. Geçen hafta kazanırken çok beğenisini kazanmıştı Süleyman abinin de. Persistence, Bildenhan, Gümbür Gümbür, Satanhan, Maktayman. Gümbür Gümbür bu hafta acayip koştu. İşte hakikaten yetişemedik. Ya yani şimdi Gümbür Gümbür ben bir hafta ben. Halis bindi. Hat buraya indi aşağıya. Gitmiyor şeye makineye. Örüyor, bakıyor, dalga geçiyor bilmem ne. Yarış başladı. İtallah hiç yok. Bu hafta Mehmet Kaya bindi, at başladı, her yerde tutuyor. Ne diyorsunuz? Bu hafta gerçekten çok farklı koştu. Her yerde tutuyor. Bu hafta aslında, o eski günlerindeki gibi koştu. Evet, ağır kiloydu aslında ama evet. Yani daha önce 65,5 kiloyu da kazanmış. Ama yani koştuğu rakipler de ağır kiloydu bugün.
Belki yani şimdi çok, o günü, çok kilo farkı yok bir hafta evvel yarışın belki... içinde hiç yok Atancığım, evet. Hiç yok. Yaşlı hiçbir at. Yerde yok. İt Allah, it Allah yok. Bu hafta yarış başladı. Her yerde tutuyor Kenter. Yani çok çok sebebi olabilir tabii dayıcım. Sen yani. Daha iyi biliyorsun yani. İklim, hava sıcaklığı, form, yaşlı at. Enteresan koştu bu hafta. Ya çok şey geliyor, çok mesajlar geliyor. Yani. Özellikle bu halk hastaneleriyle ilgili geliyor. Ona çok kısa bir cevap vereyim. Tabii ki. Yani Sayın Başkan'la da en son bir araya geldiğimizde paylaştığı bir bilgiydi. Yani şu anda Jockey Kulübün öncelikli konularından iki tanesi. Birincisi yarışlardaki ikramiyeler. İkincisi bu at hastanelerin eksiklerinin tamamlanması. Yani başkanın bizatihi ağzından duyduğum şeyler. Yani hem alet edevat olarak hem hekimlik olarak hastane işine çok önem veriliyor. Yani o konuda çok kısa sürede çok hastane, iyi şeyler olacak yani onu söyleyebilirim. Hastanelerden bizatihi duyduğum... zamanında biliyorsunuz hep çıkarıldı. Yani geri gelmeye başladı arkadaşlar. Onların içinde isteyenler geri dönüyor şu anda. Şimdi ben tabii dönenler yani oldu. Bir senedir at idman etmediğim için. Tabii şu anda dönenler var, yani başlayanlar var. Çok kişi çıkartıldı, hiç gereksiz yani. Başlayan, yere çıkarılanlar var. Şu anda başlayanlar var. O güzel. Ayşe beklenenler var. Kim? Ayşe Hanım döndü mü? Yok, Ayşe Hanım kendi isteğiyle dönmek istemiyor. O çalıştığı bir ekür var. Ekür var. Ama yani ikramiyelere yapılan zamın hemen arkasından başkanın benim de tesadüfen bulunduğum yani, yoklarda ilk talimatı hastaneler dört dörtlük olacak. Aleti, edevatı hiç kimsenin eksik olmayacak. Veteriner hekimlik noktasında gerekse yapılacak diye ben şahit oldum. İhtiyacı diye. Olan veterinerlerden bir tanesi dalında. Yani Ayşe Hanım hakikaten kendi dalında çok iyi yani. Tabii tabii. Çok kıymetli arkadaşlarımız var hakikaten. Yani. Kesinlikle. 2,5 saat tamamladık. Ve oradaki o kadar az bir ekip kalmıştı ki bütün atlar onlara yığılıyordu. Tabii. Yani gidiyorduk. Gidiyorduk yani yüzlerce ata bakıyor insanlar. Burada 1200 tane at var yani. Kolay değil. 3 kişi 4 kişi kalıyorlardı. 4 kişi bakıyor veya gece yani? Kalıyor. Çok zor yani. Süleyman var mı ilave edeceğimiz bir şey? Daha ne olacak? Daha ne olacak? Her şeyi konuştuk. Ağzına sağlık. Bir şey kalmadı. Evet. Var mıdır ilave edeceğim yok, şey? Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Evet, kulağından al sesi, yüreğinde at sevgisi eksik olmayanların programı dedik. Farklarınızı ve 2,5 saat daha sizlerle beraber yaptık. Ya. Özellikle sosyal medyaya çok katılamadık. Çok özür dilerim. Kuzey Kıbrıs konusunda aslında rica çektim arkadaşlarıma. Tabii. Hani bugün de kendisiyle de konuştum. Güzel bir şey. Tabii Kıbrıs harekatı çok önemli bir hareket. Tabii ki. Onunla alakalı... Bizim hadi kapanırken o tablo gelebiliyorsa onu verelim. Bir... Dostumuzdur. Mehmet Ali Beycan abimiz. Dayı da çok iyi tanır. Hı-hı. Antrenör, az sahibi dostumuz. Evet. Bu sevgili Çetin Özdil paylaşmıştı. Oradan görünce aldım. Orada görünüyor ismi 46 numara Mehmet abi. O da Ayşe tatile çıktı lafından sonra o şeyde, harekatta. Tabii harekatta hava indirme tugayı da beraber Kıbrıs'a paraşütle atlayan sınırlı biri. Sayıdaki bu belgede evet. 89 isimden biri. Evet. Askerimizden bir tanesi de sevgili Mehmet Ali Beycan. Allah Allah. Evet. Ne güzel. Onu da buradan selamla analım. Selam ve saygılar diyelim. Evet, kapanışta böyle bir hoş anekdotla yapmış olalım. İlk defa senin de bilmediğin bir şey söyledik. Kapanışa böyle gidiyoruz. TCK TV Reis'te hazırladı. Tide TV ile beraber ortak yayındaydık. Bu akşam isimlerini tek tek anamıyorum ama her birinin ellerine emeklerine sağlık diyeyim. Önümüzdeki hafta hepimiz için şans, huzur, sağlık, mutluluk dolu bir haftanın ardından 2,5 saat daha açılık sohbet yapabilmek nasip olsun. Hoşçakalın.